Traktör Arena Duello'dan, büyük finalden herkese selamlar, sevgiler. Artık arenada müthiş bir hava, artık şampiyonluk havası var. Artık kutlamalara o kadar yaklaştık ki son 4 kişi kaldı ve onlar sahada inanılmaz bir mücadeleye girişecekler son 2'ye kalabilmek için. Final haftasındayız. 25 haftalık maratonun son haftası, artık son kez sahaya çıkacak ve bu toprakta mücadele edecek 4 isim. Bugün sizlere bir açıklamamız, iki de sürprizimiz olacak. Açıklamayı şöyle yapalım. Şu anda sahada 2 tane Edirne temsilcisi, 1 tane Tokat temsilcisi ve 1 tane İzmir temsilcisi var. Sakarya temsilcisinin yaptığı gizlilik ihlaline aykırı davranıştan dolayı yarışmadan elendi ve yerine en hızlı isim Burak Özçiftçi, İzmir temsilcisi, final yolunda devam eden isim oldu. Bugün bir sürprizimiz, ilk 2 etabı bitirdikten sonra sahneye 1. sezonun şampiyonu Hüseyin ve 2. sezonun şampiyonu Kenan çıkacak. Niye çıkacak? Onlar bir kemer için mücadele edecek. Traktör Arena'nın şampiyonu kemeri. Kemer müsabakası için sahada olacaklar. Çift dingilli römorkla mücadele edecekler. Ve bakalım ilk 2 sezonun şampiyonlarından hangisi daha iyi bu topraklarda mücadele edecek, onu belirleyeceğiz. Ardından şampiyon, 3. sezon şampiyonu belirlendiğinde de kemeri bakalım o mu devralabilecek, yoksa eski şampiyonlardan birinde mi kalacak? Onu da bizler merakla izleyeceğiz. İlk sürprizimiz bu. İkincisi ise şu anda taraflar eşleşti. Edirne ile Tokat ve yine Edirne ile İzmir müsabakası izleyeceğiz sahada. Tüm etaplarda ikişer round yarışacaklar. Sonuna kadar mücadele edecekler. Süre toplamlarına göre birer isim galip olacak. Son 2'ye kalan isim ise SMS'ler sonucu siz değerli izleyicilerimizin kendi ilinden veya ekranda izlediği bu yarışmacı gerçekten şampiyon olmaya hak kazandı diyen temsilcilere sizler SMS göndereceksiniz. Hangi iller yoluna devam edecek çok merak ediyoruz. Finale kalan, son 2'ye kalan isim İzmir'den mi, Edirne'den mi, ki Edirne'den 2 temsilci var. Tokat'tan mı olacak, bizler de çok merak ediyoruz. Artık büyük finalde harika mücadelelerin vakti geldi çattı. Artık duello vakti geldi çattı. Bizler hazırız, sizler hazırsınız ve artık mücadeleye başlıyoruz. Yıllardır en çok satan aküsü. Her biri son aşamada traktöre uzanmak için hazır birbirlerine karşı. Hem bir dostluk var hem de kıyasıya rekabet var. Kendilerine de soracağız. Hayati hoş geldin. Neler hissediyorsun? Finalde olmak nasıl bir duygu? Belki de ilk röportajda da demiştin. Seninle eleme haftalarında yaptığım röportajı hatırlıyorum. Ben maceracıyım. Bu traktör benim demiştin ve sonuna kadar gideceğim demiştim. Duello çılgınca Hayati tarafında hızlı başladı. Hayati koptu gidiyor.
Son derece güzel tekfirenler dönüşler. Şimdi bitiriyor ilk round'u önüne bitirin. Direksiyonu ve tekeri olan her şeyle ilgili her türlü maceram vardır. Videosuyla, kanıtıyla her türlü maceraya hazırım ve macerayı sevdiğim için bu yarışa katıldım. Her zaman sonuna kadar birlikteyiz. Şimdi bitiriyor ilk round'u önüne bitir. Nereye gidiyorsun? Hayati koptu gidiyor. Bunu ispat eden 4 kişiden biri oldun. Neler hissediyorsun? Finalde bu topraklara ayak basmak nasıl bir duygu? 200 kişi içerisinden buralara gelmek çok güzel bir duygu gerçekten. Ve büyük ödülü almadan dönmeyeceğiz inşallah. Arkadaşlarıma, bana destek veren arkadaşlarıma, aileme buradan çok selam yolluyorum. Onların yüzünü kara çıkarmayacağım diyorum. Yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum. Bol şanslar. İyi olan kazansın. Teşekkür ediyoruz Hayati ve duelonun diğer tarafı İzmir temsilcisi genç yetenek Burak. Her zaman hızlı olmayı başardı. Her zaman karizmasıyla, enerjisiyle sahada müthiş yarıştı. Ve şu anda da finale ayak basan 4 isimden biri oldu. Burak, sen neler hissediyorsun? Nasıl geçti senin için eleme bölümleri ve yarı final haftaları? Öncelikle teşekkür ederim. Benim için eleme haftaları güzel geçti. 4 tekerlekli tromokta rakibim gerçekten iyiymiş. Elimden geleni yaptım. Benim için sürpriz oldu. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Bu atmosfere dahil olmak benim için gurur verici. Buraya kadar gelip finali yaşamak benim için çok gururlu bir durum. Çok mutluyum. Rakibim de zorlu bir rakip. Süre bakımından gayet iyi. Ben de kendime güveniyorum. İyi olan kazansın. Anlatılmaz yaşanır dedikleri an bu olsa gerek sahadaki yarışmacılar için. Edirne temsilcisi Hayati Doğanlar kapısında yerini alıyor. Burada son iki yarış olacak. Onların ilki için hazır. Başak Agri kapısında İzmir temsilcisi Burak. Onun da ilk yarışı burada ve çok zorlu bir rakibe karşı. İkisi de on binlerce adayın arasından buraya seçilmeye, ardından yarışarak son dörde kalmaya başaran isimler. Ve finale doğru, artık son ikiye doğru adım atmak için büyük mücadele edecekler. Sahada öyle bir rekabet izleyeceğiz ki her saniyenin, hatta salisenin kıymeti olacak. Burada 2 round, yetenek parkurunda 2 round, performans parkurunda 2 round ve toplam süreye göre birbirlerine galip ve mağlup olacaklar. İşte o galipler 2'ye indiğinde artık siz değerli izleyicilerimizin takdiriyle, SMS'lerle şampiyonu belirleyeceğiz. Ama her biri şampiyon olmaya gerçekten hak kazanan isimler. Hak ediyorlar sahadaki mücadeleleriyle, tutkularıyla, heyecanlarıyla, yüzlerine yansıyan o gülümsemeyle, traktöre bindiklerindeki mutlulukla bunları hak ediyorlar elde ettikleri süreyle de. Artık mücadele vakti, artık gözler ışıklara dönüyor, artık kırmızılar birer birer yanıyor. İkinci kırmızı yanıyor, üçüncü kırmızı yanıyor ve yeşil ışıkla ilk düello başlıyor. Edirne, İzmir arasında, Burak Hayati arasında. Yeni kurallar finale özgü. Parkurun sonundaki dubayı yıkmakla başlıyorlar. Altı mavi dubanın geriye kaldı 5'i. İstediği şekilde, ister ileri ister geri yıkacaklar. İstedikleri sırayla yıkacaklar. Arenada yetenek oyunlarına zihin oyunları da ekleniyor. Yarışmacılar son derece dikkatli. 5'i de yerde. Şu an 6. Hayati'den geldi. Hızını arttırıyor. Burak daha yakın kapıya ama son anda Hayati hızını arttırdı. Ve belki de salise farkıyla önde bitirdi. Ancak başa baş mücadelenin bir de ikinci roundu var. Büyük finaldeyiz. Her saniye onları şampiyonluğa doğru bir adım daha yaklaştırıyor. Bakalım kaç saniyede bitiriyorlar. Kesin sonuçlar ekranda. Ardından bu ikilinin bir mücadelesini daha izliyoruz. İlk düello başlıyor. Burak Hayati arasında. Altı mavi dubanın geriye kaldı 5'i. Şu an 6. Hayati'den geldi. Son anda Hayati hızını arttırdı ve belki de salise farkıyla önde bitirdi.
Sahada hata falan yok. Sakin yaparlarsa güzel oluyor. Yavaş yaparlarsa iyi. Tekeri falan kaldıran olmadı. İki şampiyon adayından ilki Hayati 34.1 saniyede bitirmeyi başarıyor. Hatasız bir şekilde bitiriyor. Ve rakibi Burak, o da 34 saniyede ancak nokta 8'i de var. Salise farkıyla geride kalıyor. Onun da hiçbir hatası yok. Büyük mücadele ikinci rauntta devam ediyor. Edirne. Maşallah abi, sağ olun. Yürü bakalım. Edinleli, Edinleli'yi destekliyor. Yani arkadaşımız, memleketimiz sonuçta ilk önce buradan iyi olan kazanacak. Buradan bir ona moral işareti verdi. Buradan Burak'a da arkadaşı bir moral işareti verdi. Hadi kardeşim, hangisi sen yaparsın ise, diye. O olsun. Sahada heyecan o kadar yüksek ki, üzerlerindeki baskı inanılmaz. İzmir'in gözü Burak'ın üzerinde. Edirne'nin gözü şimdilik Hayati'de, ardından Ersin'de olacak ama sahadaki o baskıyı ben buradan hissedebiliyorum. Şimdi gözler ışıklara çevriliyor. Hayati Başakagri'den çıkacak. Burak Doğanlar kapısından çıkacak. Ve burada bir round daha mücadele edecekler. Sürelerini elde edecekler. Kırmızılar tamam. Yeşil ışıkla düello başlıyor. Bu ikili arasında hız artıyor. Yine son noktadaki dubaya doğru ilerliyorlar. Burak geniş aldı. Hayati doğrudan yıkarak başladı. Burak yanlıyor da traktörü. Yanlayınca biraz şokuyla vakit kaybetti Burak. Biraz daha tedbirli gitmesi lazımdı. Çünkü Hayati şu anda bir duba önden gidiyor. Salise farkıyla öndeydi. Belki de bu birkaç saniyeye çıkacak düelloların sonunda. Ceza almamak için son derece dikkatli yarışmacılar. 5 saniye. Finalde çok pahalıya patlayabilir. İşte o yüzden milimetrik geçişler. İşte Hayati. Görev tamam. Çıkıyor ve süresi de tamam. Şimdi Burak geliyor. O da süresini tamamladı. Bu ikiliyi izledik. Şimdi sahada yeni bir ikili. Edirne ve Tokat mücadelesini izleyeceğiz. Bu maçın kesin sonuçları ekranda. Ardından bir büyük mücadele, bir büyük düello daha. Hayati doğrudan yıkarak başladı. Burak yanlıyor da traktörü. Vakit kaybetti Burak. Çünkü Hayati şu anda bir duba önden gidiyor. Milimetrik geçişler. İşte Hayati. Görev tamam. Çıkıyor ve süresi de tamam. Saniyelere bakmak lazım aslında. 30'dan fazla sayar. Saniyeler onların üstüne işledi şu anda. Söylesene, anlatacağız. Edirne temsilcisi Hayati 33.7 saniyede bitirmeyi başardı. Yine hiçbir ceza almadan tamamladı parkuru. İzmir temsilcisi Burak 37.2 saniyede tamamladı. Onun da hiçbir cezası yok. Şimdi iki raundun toplam süresine bakıyoruz. Hayati 1 dakika 7 saniye. Burak 1 dakika 12 saniye. Şimdi de rekabet rüzgarı esecek. Öncesinde düşüncelerini alalım. Evet Ahmet, buraya gelirken heyecanın her zaman üzerindeydi ama son derece iddialı görmüştüm seni her düello öncesinde ve yüzündeki gülücük de hiçbir zaman eksik olmadı. Böyle tam dört dörtlük yarışmacısın ve bu sahaya son etapta en hızlı süreye imza atarak geldin. Dedin ki rekor mu kırıldı burada, alın size rekor. 1 dakika 36 saniyede bitirdin. Bırakın beni burada 1 dakikaya kadar indireyim o rekoru demiştin. Ama şimdi yeni bir rekor kırma vakti geldi belki de senin için. Aynen böyle kameraya çekiyor bak. Maydanoz mu yiyorsun oğlum? Maydanoz. Maydanoz mu yiyorsun? Tamam şimdi sen bana dayanamam. Hadi hadi kapat hadi. Nedir durum? Hazır mısın 3. sezona? Duello'ya, bu topraklara hazır mısın? İnşallah ayağımızı bastık, hazırız. Tokat hızlı olacak gibi duruyor. Tek frenler güzel, dönüşler güzel. Her iki isimden de hata yok. Ahmet süresini tamamlıyor. Abi şurada onun çukuruna düştüm. Ters taraftan gitmem lazımdı. Vallahi bak. Şu eşli taraftan değil de bir taraftan gideydim. Şunu yıkardım ama 5 saniye çok
Yıkardım aslında 5 saniyeyi de olsa. Yine aynı anlama geldi. Yine aynı anlama geldi ya. Taş orada gaz az verdim, şurada gazı çok verdim. Kaç kaç. 20 gazlı geçti. Neler düşünüyorsun? Eleme haftaları senin için nasıl geçti? Yarı final nasıl geçti? Ailen yine yanında bu sahada müthiş bir desteği vardı yarı finalde. Hatırlıyorum o anları. Ve şimdi de final anındasın. Neler hissediyorsun? Bu ana kadar neler yaşadın? Öncelikle herkese buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bereket TV aile ekibine, Başak Traktör'e, Sanka Holding'e, emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Buradan Tokat'a, Zili'ye, Temecük Köyü'ne sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Buraya kadar gerçekten heyecanlı anlar yaşadık. Burada dostluk kazansın diyorum. İyi olan kazansın diyorum. Ersin abime de buradan başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Tokat'a başarılar diliyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Ve ailene hem de babana tekrar bizden de saygılar olsun. Ve duelonun diğer tarafı yine bir Edirneli sahada. Edirne bu sezona damgasını vurdu. Son dörde iki yarışmacı sokarak Edirne adeta traktörün yarısı bende dedi. Sen de diyorsun ki çeyreği bende ama birazdan onu yarıya indireceğim. En azından traktöre doğru bir adım daha atacağım. Ardından bunun takdiri Edirne'ye ve beni destekleyenlere kalacak diyorsun sanırım. Neler hissettin bu ana gelene kadar? Final için hazır mısın? Ersin Girgin, Edirne'den katılıyorum. Yarışmaya geldik. Güzel bir şeyler olsun. Teşekkür ederim. Yenge bir şey demez, bir şey demez. Korkma. Ersin abim baskıyı fazladan almış da gelmiş. Final için hazırım. Çok heyecanlı bir etaplar geçti. Heyecan dorukta. Edirne'nin çok desteğini aldım, yükünü aldım. Hayati ile birlikte Edirne'yi götürmeyi düşünüyoruz. Hayati ile traktörü yarıya böleceğiz herhalde bu şekilde. İyi olan kazansın ama ne olursa olsun yine dostluğumuz sürecektir. Hepsine arkadaşlarımızın da çok teşekkürler. Bereket TV'de ayrı ayrı çok teşekkürlerimi çalışanlarına ettiğimi bildirmek isterim. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Finalin 4 kişisinden biri Ersin, o da düşüncelerini paylaştı. Ama artık duello zamanı diyoruz. Artık Ahmet'le Ersin'in müthiş mücadelesini izleme vakti geldi. Bizler traktörlere uğurlayacağız yarışmacılarımızı ve kıyasıya rekabet artık başlıyor. Şimdi duello zamanı. Sevgili seyirciler, Edirne Tokat mücadelesi nefesleri kesecek. İki yarışmacı da çok hızlı. İki yarışmacı da ilk duellolardan derslerini çıkarttılar. Ve sahada yine bağımsız istedikleri şekilde gidecekler. Nasıl bir taktik uygulayacaklar, kim daha hızlı olacak bilemiyoruz. Şu anda Doğanlar kapısında Edirne temsilcisi Ersin. Başak Agri kapısında Tokat temsilcisi Ahmet. Heyecan dorukta. Tokat'ın ve Edirne'nin gözü bu müsabakada. Tüm Türkiye'nin gözü burada. İki hızlı yarışmacı, işte kırmızılar birer birer. Kırmızılar ve yeşil ışık ve duello başladı. İşte duello vakti, işte büyük finalde heyecan vakti. İkisi de çok hızlı bir şekilde ilk tubalarını yıktı. Değişik bir taktik. İlk iki yarıştan dersi demek ki böyle çıkarttılar. Bir hata geliyor Edirne tarafından. Şimdi bir duba yerde. 5 saniyenin kıymeti çok büyük bu büyük finalde. İşte geri geliyorlar. Neredeyse senkron hareket ediyorlar. Demek ki şampiyonlar aynı anda aynı şeyi düşünebiliyor. Şimdi Tokat'ta Edirne'de. Bu arada Edirne çok daha kıvrak bir hareketle kapıdan çıktı. Ve Tokat'tan önde bitirmeyi başarıyor. Büyük mücadele. İşte bakın bir taktik, bir hareket en az 2 saniyeye mal oldu Tokat tarafına. Ancak sahada bir duba yerde, o da 5 saniyeye mal oluyor. Şimdi cezalarla toplam süreleri öğreniyoruz. Büyük finalin ilk roundunda bakalım hangi il lehine saniyeler daha az işlendi. Ve ardından ikinci roundda yine taktikler konuşacak, yine hız konuşacak, yine rekabet konuşacak. İşte duello vakti. İkisi de çok hızlı bir şekilde ilk dubalarını yıktı. Şimdi bir duba yerde. Senkron hareket ediyorlar. Edirne çok da kıvrak bir hareketle kapıdan çıktı ve Tokat'tan önde bitirmeyi başarıyor. Edirne temsilcisi Ersin 32.1 saniyede bitirmeyi başardı.
Bir duba cezası 37.1 saniyeye yükseltti süresini. Tokat temsilcisi Ahmet ise 34 saniyede hatasız bir şekilde bitiriyor. Ve böylece ilk roundu önde tamamlamış oluyor. Büyük finalde fark şimdilik birkaç saniye. Bakalım ikinci roundda açılacak mı? Final havası yarışmacılar için bunaltıcı bir sıcak. Çünkü onlar traktör içinde neler yaşıyorlar neler. Ahmet'in alın terlerini buradan görebiliyorum. Son derece dikkatli. Ersin son derece soğukkanlı ama onun da heyecan yüzüne yansımaya başladı. Duellolarda birkaç saniyelik fark bile yarışmacıları endişelendirmeye yetiyor. Çünkü salise farkıyla bile burada galip gelinebiliyor. Arena topraklarında her birine defalarca şahit olduk. Şimdi Doğanlar kapısına Tokat temsilcisi Ahmet, Başakagri kapısına Edirne temsilcisi Ersin geçti. Heyecan dorukta, gözler ışıklarda. Kırmızılar birer birer yanıyor. 3 kırmızı ve yeşil ışıkla duello vakti diyoruz. İki isim de benzer bir taktikle tahmin ediyorum ki ilerleyecekler. Dubaların ilki yıkıldı bile, bu sefer Ahmet geri gelmedi. İleri yönlü döndü ama rakibinin gerisine düştü. Ersin sağda taktikleri daha doğru uygulayan taraf. Ama bazen hatalar çok büyük sonuçlara sebep olabiliyor. İşte hatasız ilerliyor iki yarışmacı da. Ahmet'in taktiği işe yarıyor mu bilemiyoruz. Orada bir bekledi. Yanlış taktik pahalıya mal olacak gibi. Çünkü bir dubası var. Ersin şimdi yıktı. Şimdi kapıdan çıkıyor. Ahmet dönüşte çok vakit kaybetti Ahmet. Baba! Bunları pahalıya ödeyecek gibi. Şimdi ancak çıkabildi. Arada 6-7 saniyelik bir fark görüyoruz. Finalde yapılmayacak hatalar bunlar. İşte yine strateji burada konuştu. Belki de Ersin ilk roundda hata yapmasaydı şu an sonuç çok daha farklı olabilirdi. Ama Ersin'in taktiği daha iyi işledi. Daha kontrollü gidebildi. Ahmet ise iki kez duba yıkarken karar veremedi. İşte en büyük hata kararsızlıktır dedik. Bunu da gördük. Hatasını karar verememekle yaptı ama bir duba cezası yok her iki tarafta da. Böylece temiz bir ikinci round izledik. Şimdi kesin sonuçlar ekrana yansıyor. Ardından yetenek parkurunda büyük final macerası devam ediyor. Dubaların ilki yıkıldı bile. Ersin sağda taktikleri daha doğru uygulayan taraf. Sağda taktik, Ahmet'in taktiği işe yarıyor mu bilemiyoruz. Ahmet Ersin şimdi yıktı. Şimdi kapıdan çıkıyor. Ersin şimdi yıktı. Şimdi kapıdan çıkıyor. Evet süre. Sağlık olsun. Ahmet olsun. Süre. Sağlık olsun. Yok ben orada şeyde kaldım. Sonra geri geleceğim. Sonra devam edeceğim. Fikir değiştirdim. Aynen fikir değiştirmek pek iyi gelmiyor. Nasıl yani taşladıysam öyle bitireceğim. Edirne temsilcisi Ersin 31.6 saniyede bitirmeyi başardı. Çok hızlı bir tura imza attı. Hiçbir ceza almadan tamamlıyor. Ve rakibi Tokat temsilcisi Ahmet 38.2 saniyede tamamladı. Onun da hiçbir hatası yok. Şimdi iki roundun toplam süresine bakıyoruz. Ahmet 1 dakika 12 saniye, Ersin 1 dakika 8 saniye. Büyük finalde ilk adımlar atıldı. Her adım birbirlerine karşı üstünlük kurmak içindi. Stratejiler teker teker yapıldı ve işte sonuçlar alındığında arada 3'er ve 4'er saniye farklar görüyoruz duellolarda. İkililer arasında ancak yetenek parkuruna ayak bastık aslında ve şu anda farkların açılması için çok müsait bir ortam var. Çünkü balyalar devrildiğinde onlarla mücadele en az 10-15 saniye ve pahalıya patlayabiliyor. İşte yarışmacıların genel olarak tüm eleme bölümlerinde ve yarı finallerde pür dikkat gerçekleştirdikleri bir etap yetenek parkuru. Finale özgü bir metotla yarışacaklar. Varillerin üzerinde 3 tane balya görüyoruz. Bunlar ilk roundda römorkun üzerine geçecekler. Bir tane kapalı olan bölüm görüyorsunuz römorkun üzerinde. Onun arka tarafında bir boşluk var ve üst çatısı olan bir boşluk. İşte bir balya o kapalı bölümle gelmek zorunda.
Ardından diğer iki balya istedikleri bölüme istedikleri gibi yerleştirilebilir. Yine tüm yarışlarda olduğu gibi balyaları dik hem varillerin üzerinde hem de römorkun üzerinde görme şartıyla yarışacaklar. Bu sürpriz finale özgüydü ancak onlar yine yetenekli pilotlar, yine şampiyon adayları her seferinde tekrar ediyoruz. Her parkuru defalarca rakiplerine üstünlük kurarak buraya geldiler. İşte şimdi dört yetenekli yarışmacıların birbirlerine karşı mücadelesini izleyeceğiz. Artık hazırız. Artık ikinci adım için hazırız. Finale doğru, büyük finale doğru, traktöre doğru giden bu yolda yetenek parkuruyla karşınızdayız. Balyasını bırakıyor. Hayati henüz ikincisini bırakamadı. Hayati düşürdü. Müthiş bir an Hayati düşürüyor. Ok gibi fırlıyor Ahmet. Çok hızlı geldi. Edirne mi Tokat mı? Kim son iki adını yazdıracak? Yetenek parkurunda ilk yarışacak ikili Hayati ve Burak. Edirne'nin çılgın pilotu, maceracı lakabıyla rakip tanımayan Hayati Hexafirm kapısında yerini aldı. Her parkurda iddialı, her parkurda yeteneğini konuşturuyor ve karşısında İzmir'in yetenekli pilotu, genç isim Burak, o da Başak Agri kapısında. O da oldukça rekabet gücü yüksek ve sahaya bunu yansıtıyor. Şimdi gözler ışıklarda, büyük finalde mücadele zamanı, yetenek parkurunda duello vakti. Edirne, İzmir, hangi ilin temsilcisi yüzü gülecek ve son ikiye SMS'e kalabilecek? Hangi ilin temsilcisi daha iyi yarışacak bunu öğrenme vakti geldi çattı. Gözler ışıklarda pür dikkat. Yeni metotla yarışacak bu ikili. İşte ilk kırmızı, işte ikinci, üçüncü ve yeşil ışıkta mücadele başlıyor. Büyük mücadele, farklı stratejilerle ilerleyebilir. İşte Burak yakın balya yönelirken Hayati uzak noktaya, kapıdan uzak noktaya yöneldi. Bakalım hangi strateji daha iyi sonuç verecek? Yetenek konuşmaya başladı. Burak ilk balyayı bıraktı. Hayati de bırakıyor. Uzak noktayla işini bitirdi. Şimdi Burak bir balya römorkun kapalı bölümüne yan taraftan, çatının olduğu taraftan koyulmak zorunda. İşte bu şartı Burak sağladı, balyayı bıraktı. Burak iki balya bıraktı. Hayati henüz ikincisini bırakamadı. Burak'ın taktiği işe yarıyor gibi. Hayati daha hızlı olması lazım sanki. Römorka bir darbe. Şimdi görevini tamamladı. Yakın noktaya bırakacak. Ancak orada yaptığı manevralar belki de biraz vakit kaybettirirken Burak da römorkun arka tarafından dolanırken o vakti kaybedecek. İşte saniye savaşları adeta. Burak üçüncüyü bitirdi. İşte Burak geliyor. Burak daha hızlı bitiren taraf olacak. Şimdi kapıdan çıktı ve süre avantajını eline geçirdi. Hayati düşürdü. Müthiş bir an Hayati düşürüyor. İşte aceleyle yapılan hata. Pahalıya patlayacak mı? Müthiş bir an. Müthiş bir an Hayati Bali'yi düşürüyor. Bir kez daha düşürüyor. Şimdi heyecanla oraya çıktı. İşte Hayati belki yarışmada ilk defa hata yapıyor. İşte büyük finalin şoku, büyük finalin heyecanı. O balyayı bıraktı. Şimdi geri gelecek. Müthiş bir an, saniyeler o kadar hızlı aktı gitti ki. İşte kapıdan çıkışlar yapıldı. Bir hata, büyük finalde heyecanın baskısı, rakibinin önde bitirdiğini gördüğü an o hata geldi. Burak ilk balyayı bıraktı. Hayati henüz ikincisini bırakamadı. Burak iki balya bıraktı. Hayati düşürdü. Müthiş bir an Hayati düşürüyor. İşte Burak geliyor. Şimdi kapıdan çıktı ve süre avantajını eline geçirdi. İzmir temsilcisi Burak 1 dakika 6 saniyede parkuru tamamladı. Edirne temsilcisi Hayati 1 dakika 37 saniyede parkuru tamamladı.
Ve ilk roundda belki de yapılmayacak hatayı yapan Hayati, hem de iki kere baleye düşüren Hayati süre toplamında geri düştü. Ancak ikisi o kadar yetenekli yarışmacılar ki bu süre farkını kapatabilecek kadar hızlı olabiliyorlar. Ama işte arenanın büyük finalinde heyecan da bir o kadar büyük ve hataya sebebiyet verebiliyor. Şimdi Burak, İzmir temsilcisi Hexafirm kapısında süre farkını muhafaza etmek için son derece dikkatli ve temkinli olacak. Hayati, Edirne temsilcisi Başak Agri kapısında. O da farkı kapatmak için bir hayli hızlı olacak. Şimdi gözler ışıklara çevriliyor. Artık mücadelenin ikinci raunduyla performans parkuru öncesinde farkların açılmasına ya da kapanmasına sebebiyet verecek son etap öncesi. Yarış başladı. İşte Hayati bir ok gibi çıktı ve römorka vardı. Çok daha hızlı olacağı kesin. Ancak hız hata getirir mi bilemiyoruz. Son derece dikkatli iki yarışmacı. İşte Hayati. İlkini bırakıyor mu? Burak öyle bir bıraktı ki son derece risk aldı. Hayati şimdi. Aynı anda bıraktılar. Römorkun üzerine doğru manevralar yapılıyor. Yakın tarafa doğru yöneldi Hayati. Şimdi kapalı taraftakini alacak. Burak ise açık tarafa yöneldi. Yine farklı stratejiler. Bakalım hangi ismin stratejisi daha doğru olacak. İşte Burak. Öyle bir yine ve Burak düşürüyor. Burak düşürüyor, varı riskli. Şimdi müdahale edilecek orada. Müdahale edecek, Feda'ya geliyor. Ama bale dengede durdu. Enteresan. Burak neler yapıyor öyle? Balyayı adeta aldı, varilin kafasına çaktı ve onu sabitledi. İşte yetenek budur. İşte o anda gelişen sıkıntıya anında cevap vermek işte yetenek. Şimdi Burak o hatasını telafi ettiği gibi roundlarda öne geçmek için son balyasını bırakıyor. Ve mesafeye bakılırsa yine önde bitirecek gibi. Hayati son derece dikkatli. İşte Burak geliyor. Burak bir türlü vitesi takamadı. Vakit kaybetti ama önde bitirmeyi başarıyor yine. Hayati bu roundda da geride. Bu roundda da geride Edirneli. Heyecan o kadar büyük ki, yeniden hata yapmamanın baskısı o kadar fazla ki, ancak süre farkının biraz daha açılmasını engelleyemedi. İşte Hayati bir ok gibi çıktı ve römorka vardı. Burak öyle bir bıraktı ki, neler yapıyor öyle? İşte yetenek budur. Hayati son derece dikkatli, işte Burak geliyor. Burak önünü bitirmeyi başarıyor yine. Varil yapıştı balyanın altına. Variller eğer ya. Varil balyanın altına yapıştı. Bazıları yumuk duruyor. Hazırız. Böyle bir yapıştırıyor ki balya yapışmaması imkansız. İzmir temsilcisi Burak bu roundda da önde bitirmeyi başardı. 1 dakika 25 saniye. Edirne temsilcisi Hayati bu roundda 1 dakika 31 saniyede bitirdi. Şimdi 4 roundun da her iki etabında toplam sürelerine bakıyoruz. Burak 3 dakika 44 saniye, Hayati 4 dakika 16 saniye. Sevgili seyirciler, yetenek parkurunda yeni bir ikili Tokat-Edirne mücadelesi. Bakalım yine bir sürpriz yaşayacak mıyız? Şu anda fark Tokat lehine gözüküyor. Birkaç saniyede olsa bunlar çok önemli demiştik. İşte yetenek parkurunda. Bir önceki mücadelede hatanın telafisinin ne kadar zor ve pahalıya patladığını gördük. Hexafirm kapısında Edirne temsilcisi Ersin, Başak Agri kapısında Tokat temsilcisi Ahmet. İkisi de bu konuda oldukça iyi ve seri isimler. Artık onlar finalist, artık onlar şampiyon adayı. Gözler ışıklara çevriliyor. Duello'da kim avantajlı çıkacak yetenek parkurundan? 3 kırmızı ve 1 yeşil artık mücadele vakti. Bir yanda Ersin, bir yanda Ahmet. Ok gibi fırlıyor Ahmet. Çok hızlı geldi. Ancak hız bazen hataya sebebiyet veriyor. Bir öncekinde Hayati'de gördük. Hatası belki de 20 saniyeye mal oldu. Aradaki 30 saniyenin farkı kapatmak için mücadelesini sürdürecek. Hesaplarını şimdiden yapmaya başladı. Ahmet farkı açmaya başladı. En azından daha seri oluyor Ersin'e göre. Edirne mi Tokat mı? Kim son ikiye adını yazdıracak? Kim SMS'e çıkma hakkına sahip olacak? İlinin desteğini sonuna kadar hissedecek ve yansıtacak. İşte bir balya daha bırakıldı Ahmet tarafından. Şimdi Ersin ikinci balyasını bırakıyor. Zorlu görevi sona sakladı. Ancak Ersin bu taktikten
Başarılı çıkacak mı bilmiyoruz. Şimdi Ahmet'i izliyoruz. O üçüncü balyayı kaptığı gibi römorkun üzerine bırakacak. Açısı dar. Oradan belki de evet fırlattı attı. İşte yetenek bu. Attığı gibi balya dik durdu. Bizi şaşırtmaya devam ediyor yarışmacılar. İşte Ahmet. Taktiklerin daha iyisini yapan, daha hızlı olan Ahmet süresini tamamladı. Müthiş bir frenle tamamladı, şovunu yaptı. Şimdi Ersin zor görevi sona bıraktı ancak saniye kayıplarının önüne geçemedi. İşte fark açılmaya devam ediyor Tokat lehine. Ok gibi fırlıyor Ahmet, çok hızlı geldi. Edirne mi Tokat mı? Kim son iki adını yazdıracak? Şimdi Ersin ikinci balyasını bırakıyor. Daha hızlı olan Ahmet süresini tamamladı. Ahmet 1 dakika 8 saniyede parkuru tamamladı. Ersin 1 dakika 16 saniyede parkuru tamamladı. Yetenek parkurunda büyük finalde izleyeceğimiz son mücadele için hazırız. Yarışma heyecanıyla ben de yanlış hatırlamıştım. Tokat temsilcisi Ahmet ilk etapta yanlış stratejiyle geriye düşmesine rağmen ikinci etabın ilk roundunda doğru bir strateji ve hızla beraber saniye farkını kendi lehine 4 saniye açmayı başardı ve Hexafirm kapısında yerini aldı. Edirne temsilcisi Ersin de Başak Agri de bu sefer farkı kapatmaya niyetli. Gözler ışıklarda, performans parkuru öncesinde artık son mücadele bu ikili arasında. Üçüncü kırmızı da yandı ve yeşil ışıkla mücadele başlıyor. İkisi de çok hızlı geliyor. Balyaları varillerin üzerine bırakacaklar iki yetenekli yarışmacı. Ahmet yine önde davranan isim oldu. Şimdi varile hizalamaya başladı bile. Hizası düzgün. Pür dikkat. Hiç titreme bile yok. Bıraktı çıktı. Aynı anda Ersin'de. Bakalım bu sefer Ersin o kadar geriye gitti ki Ahmet'i resmen mesafe olarak ne geçmesine sebep oldu. Şimdi römorkun kapalı bölümünden varillerin üzerine geçecek balyalar. Yine Ahmet önde alan isim. Yine varilin üzerine ilk hizalayacak isim. Bakalım dengede bir sıkıntı yaşayacak mı? Şimdi son derece dikkatli bırakmaya çalışıyor. İşte varile bıraktı. Dengede hiçbir sıkıntı yok. Ersin de bıraktı. İkisi de bekliyor. Düşürmemek için pür dikkatler. Şimdi Ersin bir tık daha önde diyebiliriz. Doğru bir açıyla mı geliyor? Hayır. Ersin manevra yaparken Ahmet daha doğru bir açıyla dönüşünü yaptı. Şimdi Ahmet böylece daha önde hamle yapan isim oldu. Manevrasını yaptı. Şimdi varilin üzerine gelecek. Senkronize hareket ediyorlar. Aynı hamleler, aynı manevralar. Bıraktı Ersin, salladı adeta balyayı. Çok risk aldı ancak hatasız ilerliyor. İkisi de aynı anda geliyor. Vitesler değişti. Ahmet salise farkıyla önde bitirmeyi başardı. Çok yüksek hızlar. Yarışmacılar durmakta bile zorlanıyor finish çizgisinde. Şimdi fark 4 saniyeden belki saliselerle 5'e ulaşmış oldu. Ancak yarışmanın en heyecanlı bölümüne geçiyoruz şimdi. Yetenek parkuru tamamlandı. Performans parkurunda bu 4 finalisti, 4 büyük yarışmacıyı izlemeden önce şimdi 1. sezonun ve 2. sezonun şampiyonları sahaya çıkacak. Bir kemer maçı izleyeceğiz. Adeta yeni sezonun şampiyonuna da bir gözdağı olacak. İşte şampiyonlar böyle mücadele eder diyeceğiz. 4 yarışmacı da biraz rahatlayacağız. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Ardından şampiyonların kemer mücadelesiyle sahadayız. Ahmet yine önde davranan isim oldu. İşte varile bıraktı. Ersin de bıraktı. Aynı manevralar. İkisi de aynı anda geliyor. Ahmet salise farkıyla önde bitirmeyi başardı. Tokat temsilcisi Ahmet 1 dakika 20 saniyede parkurun ikinci roundunu tamamladı. Edirne temsilcisi Ersin 1 dakika 21 saniyede parkurun ikinci roundunu tamamladı. Toplam süreler nasıl değişti? Ahmet 3 dakika 41 saniye. Ersin 3 dakika 46 saniye. Sevgili seyirciler, 3. sezonun büyük finaline şöyle bir virgül koyuyoruz. Mücadeleler kaldığı yerden devam edecek. Ama şimdi bu sezon ilk kez düzenleyeceğimiz bir kemer maçı olacak. Henüz 3. sezonun şampiyonu belli değil ama 1. sezonun şampiyonu Hüseyin, Adanalı Hüseyin sağımda.
ve ikinci sezonun şampiyonu Hataylı Kenan Solum'da iki şampiyon arena sahasına geldi ve bir kemer maçına çıkacak. İşte bu sezondan itibaren her sezonun şampiyonu bir önceki kemerin sahibiyle kemer maçına çıkacak. Bundan sonrasının yolu belli ama şimdi önce iki sezondan hangisinin şampiyonu daha çetin ve daha hızlı onu belirleme vakti geldi. Böylece arenada bu büyük finalde yaşadığımız heyecana bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Önce şöyle bir geçmişi yad edeceğiz. Hüseyin abiden başlıyoruz. Birinci sezondan başlamış olalım. Hüseyin abi, öncelikle arena topraklarına hoş geldin. Bu topraklar seni gerçekten özlemişti. Arenaya birinci sezonun şampiyonu olarak Adana'dan damganı vurdun ve bu topraklarda tekrar bir araya geldik. Aradan geçen sezonlar, yıllar sende ne değiştirdi, neler yaşadın ve şu anda kemer maçı ile ilgili neler düşünüyorsun? Merhaba Ömer'im, hoş bulduk önce. Arenada olmak güzel. Bana teklif gönderdiniz, dediniz ki gel bu arenanın tozunu al. Ben de yine geldim. Tozumu mu alırlar, ben mi toz alırım? Onu göreceğiz bakalım. Arena her şeyi gösterecek inşallah. Birinci sezondan farklı, sen ilk defa düelloya çıkacaksın. Daha önce tek başına mücadele ettiğin parkurlarda yine böyle dörtlü bir finale kalmıştın ve finalde toplam sürelerde en hızlı olmayı başarmıştın. O ana gidelim. Sahnede son iki maç senin maçın, senin süren belirleyici olacaktı. Cafer öndeydi. Sen saniyelerle gerideydin. Ve o mücadele sonunda önce rakibini kazandığını zannettin. Sonra şampiyon olduğunu anladın. Neler hissettin? O ana bir götür bizi Hüseyin abi. Ne olmuştum. Yani çok güzeldi. Şu anda istesem bile anlatamıyorum. O anı yaşamak lazım. Kesinlikle yaşamak lazım ama müthiş bir heyecandı. Ben şahsi olarak hayatımda en duygulandığım anlardan biriydi. Ailenle beraber kucaklaşmıştın ama arenanın şampiyonu olarak damga vurdun ve bu topraklara geldin. Sana başarılar diliyorum kemer maçında. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşıma da başarılar diliyorum. İnşallah sonuçta görüşeceğiz. Hadi bakalım, başarılar Adana tarafına ve Hatay'a dönüyoruz. İşte bu sahada birinciliğini rakibine fırsat vermeden 2-0'la net bir galibiyetle ilan etmişti Kenan. Burada 2-0'lık bir galibiyet alırken neler hissettin? Ardından bir sene sende neler değiştirdi? Yine burada olmak çok güzel. Arena topraklarına gelmemiz, yine çok mutluyuz. Tabii hayatında illa insan değişiklikler oluyor. Çünkü ucunda güzel bir ödül vardı. İnsanın hayatını değiştiriyor. Güzel geçti başka. Peki burada şöyle bir geçmişi yad edelim. Furkan'la son ikiye kalmıştın. Orada kazanacağını hissediyor muydun yoksa rakibinden biraz çekinmiş miydin? O çok iddialıydı. Sen iddianı sözcüklere değil de daha çok traktöre yansıtıyordun. O son iki maçın duygularını merak ediyorum. Aynen, Furkan'la birazcık iddialı konuştuğu için çekiniyordum. Ama ben kendime güveniyordum. Yapacağımı biliyordum ama dediğim gibi traktöre yansıtıyordum ben onu. Furkan bayağı iddialıydı ama yine 2-0'lık hiç fırsat vermeden yine ben birinci oldum. Çok heyecanlıydı, çok acayip. Yani hayatımdaki en heyecanlı anlardan birisiydi. Güzel yarıştık ama yine birinci ben oldum. Bu sefer de Hüseyin abi de birinci sezonu, ilk göz ağrısının şampiyonu ilk senenin. Bakalım, inşallah Hüseyin abiyle de güzel bir yarışma olacak inşallah. Peki, peki, teşekkür ediyoruz ve Hatay'a da başarılar diliyoruz. Şimdi biz kemer maçına geçiyoruz. Süre bağımsız iki galibiyet elde eden, aynı geçen sezonun finalinde olduğu gibi iki galibiyet elde eden kazanacak. Burada iki ya da üç maç izleyeceğiz. Hüseyin abi ve Kenan'ın arasında bakalım hangi şampiyon kemeri almaya hak kazanacak. Şimdi düello zamanı, şampiyonların mücadelesinin zamanı. Sevgili seyirciler, Adana-Hatay mücadelesini izleyeceğiz. İki sezonda da, hatta üç sezonda da belki de böyle bir eşleşme hiç olmamıştı. Hele ki iki şampiyon hiç eşleşmemişti. Şimdi şampiyonların mücadelesinde, kemer maçında bakalım hangi taraf kazanacak. Hatay temsilcisi Kenan, Semak Makine kapısında yerini aldı. Adana temsilcisi Hüseyin, Başak Agri kapısında yerini alıyor. İki şampiyonun ilk maçında bakalım 1-0 kimin üstünlüğüyle sonuçlanacak. İki galip alan kemerin sahibi, gözler ışıklarda.
Bakalım hangi isim? İşte ilk kırmızı, ikinci kırmızı, üçüncü kırmızı ve yeşil ışıkla çıkışlar yapılıyor. Duello başlıyor bu sahada. Hüseyin abi henüz el frenini indirmeyi yeni aklına getirdi. İşte arena heyecanı, hele kemer maçı. Sevgili seyirciler, arena topraklarında ilk kez bir kemer maçı düzenliyoruz. Birinci sezonun şampiyonu Hüseyin şu anda biraz geride gidiyor. Kenan hızını arttırıyor. Henüz ileri yönlü giderken süre farkını açmaya başladı. Çift dingili römorkta. Kenan bu sahaya alışkın. Hüseyin abi de bu sahada gelip kemer maçı öncesi her iki yarışmacı da antrenman yaptılar. Sahaya, zemine, traktöre, römorka hepsi yeterince alıştı. Artık sadece saf yeteneklerin ortaya konacağı an. İşte Kenan. Aynı ikinci sezonda olduğu gibi ileri hiç gitmeden sürekli geri gelmeyi başarıyor. Traktörün kontrolü çok güzel. Hüseyin abi de hızını arttırması lazım. Belki de ilk maçta henüz rakibine karşı ilk kez heyecanını kontrol ederek yarışıyor ve 1-0 geri düşmeyi kabul edecek gibi. Şimdi Hüseyin abi sınırın dışına çıkmaya başladı. Kenan göbekten neredeyse çıkacak. Henüz Hüseyin abi göbeğe girmiş değil. Hatay, ikinci sezonun şampiyonu, dolu dizgin ilerliyor. Çok güzel götürüyor Kenan. Henüz Hüseyin abi göbeğe giriyor. Kemer maçının çok iddialı ismi Kenan olduğunu şu andan ispat etmeye başladı. 1-0'lık galibiyetine doğru götürüyor artık traktörü. Kenan çok iyi, Kenan çok hızlı. Güzel gidiyor, şu ana kadar römork hizadan hiç şaşmadı. Kenan, usta isim, genç yetenek, Hatay, müthiş gidiyor. Hüseyin abi henüz göbekten çıkacak. Süre bağımsız bir mücadelede Kenan geliyor ve süresini tamamladı. Galibiyetin birincisini aldı. 1 dakika 45 saniyede. Şimdi Hüseyin abi yeni bir başlangıç için römorku yerine götürüyor. Adana 1-0 geride. Hatay 1-0 önde. Kenan soğukkanlılığıyla müthiş bir mücadeleye daha imza attı. Arena topraklarında ilk kez bir kemer maçı düzenliyoruz. Traktörün kontrolü çok güzel. Kenan göbekten neredeyse çıkacak. Kenan çok hızlı. Kenan geliyor ve süresini tamamladı. Ve şampiyonların mücadelesinde ikinci maç için hazırız. Başak Agri kapısına Hataylı Kenan geçiyor. Adanalı Hüseyin Semak makine kapısında yerini aldı. Hatay 1-0 önde. Eğer 2-0 yaparsa kemerin sahibi Hatay olacak. Kenan olacak ve 3. sezonun şampiyonunu beklemeye başlayacak. Şu anki performanslara bakılırsa Hatay bunu hak etmeye, kazanmaya oldukça yakın. Bu topraklarda nice yetenekli yarışmacılar geldi geçti. 600 kişi içerisinden şampiyon olan iki isim şu an sahada. Birinci sezonun şampiyonu ve ikinci sezonun şampiyonu. Diğer şampiyon adayları da pür dikkat izliyor ve şimdi gözler ışıklara çevriliyor. Hatay Adana kemer maçında hangi il kemeri göğüsleyecek? Kırmızılar birer birer yanıyor ve yeşil ışıkla mücadele başlıyor. Bakalım hangi isim kazanacak? Kenan yine soğukkanlı, Hüseyin abi yine şen şakrak. Böyle güle oynaya kazanmıştı. Heyecan noruktaydı. Nice yetenekli yarışmacıların arasından sıyrılıp Adana'yı şampiyonluğa ulaştırmıştı. İşte Hatay. İkinci sezona damga vuran Hatay. Şu anda kemer maçı için 1-0'lık önde gidişini sürdürüyor. Geri gelmeye başlayacaklar ve asıl mücadele o anda sergilenecek. Bu sezonun 4 finalisti de çok dikkatli izliyor. İşte Kenan geri gelmeye başladığı an yine yeteneğini konuşturmaya başladı. Adanalı Hüseyin şu anda rakibinin gerisinde kalmaya başladı. Belli ki Hatay kemere yakın olan isim. Hüseyin abi bir türlü istediği gibi götüremiyor. Belki de kemer maçının heyecanı ona ağır geldi. Birinci sezonda tek başına yarışmaya alışkın bu şampiyon. Duelloya alışkın değil belki de. Kenan ilk kez bu sahada ileri gitti. İlk kez kendini düzeltmek için manevra yaptı. Aynı geçen sezonun finalinde 2-0'lık galibiyette de hiçbir şekilde ileri gitmemişti. Bir şiir gibi adeta. Römorku konuşturuyor. Hüseyin abi geride. Hatay göbekten önde çıktı. Şu anda kemere doğru ilerliyor. İkinci sezonun şampiyonu Hataylı Kenan. Kemeri göğüslemeye hazır. Şampiyonların şampiyonu ben olacağım diyor.
adeta traktörü içeride gezdiriyor. Şimdi hakem bir müdahale yaptı. İlk kez sınır dışına çıktı. Hüseyin abi de toparladı geliyor. Kenan o kadar ileri gitti ki Hüseyin abiye birazcık gün doğdu ama daha hızlı olması lazım. İşte Kenan yine hata kalktı. Hızlandı, arttırdı tempoyu. Hadi aşkım, hadi aşkım. Hadi lütfen. Hadi aşkım, ne olur hadi. Kenan geliyor, son metreler. Kemere doğru geliyor. Şampiyonların şampiyonuyum diyor. Hatay geliyor, son metre ve Kenan. Şampiyonların şampiyonu Kenan oluyor. Hataylı genç pilot, bu sahaların en hızlısı, en güçlüsü benim diyor. Şimdi traktörlerden inip gelecekler ve birazdan biz de kemeri Kenan'a ellerimizle teslim edeceğiz. Şampiyonların şampiyonu Kenan oluyor. Sevgili seyirciler, müthiş bir mücadele. İki şampiyon sahaya ayak basması bile heyecanı arttırdı. Müthiş mücadele sonucunda genç yetenek Hataylı Kenan şampiyonların şampiyonu benim dedi ve 2-0'lık net bir galibiyetle bunu sonuçlandırdı. Gururla takdim ediyorum Kenan, seni tebrik ederim. Harika bir mücadele ve bu sahaların en iyisi olduğunu ispat ettin. Üçüncü sezonun şampiyon adayları da bunu seni tebrik ederek izlediler. Neler hissediyorsun? Bu kemerin sahibi olmak, sezonun şampiyonu olmaktan öte bir şey. Traktör Arena'nın bu şampiyon kemeri sende ve üçüncü sezonun galibini belli edene kadar, onunla mücadele edene kadar sende duracak. Neler hissediyorsun? Çok, benim için çok önemli, çok duygulu bir an. Çok, yani hayatımda böyle büyük bir hediye almak herkese nasip olmaz. Heyecanlıyım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum daha doğrusu. Peki hiç zorlandığını hissettin mi Hüseyin abiye karşı? Sanki çok net bir galibiyet oldu. Hüseyin abiden çekiniyordum. Hala çekiniyorum. Gözlükleriyle arkadan alttan bakınca yine çekiniyorum. Ama iyi olduğuma inanıyorum. Kemer sahibini buldu. Ben de bunu alacak kişiyi bekliyorum. Alabilecek kişiyi. Bakalım, 3. sezonun şampiyon adayları da oldukça iddialı. Ama burada o heyecanı bastırıp bu soğukkanlılıkla galip gelmek asıl mesele diyoruz. Seni tebrik ediyoruz Kenan. Bu kemerle 3. sezonun şampiyonu belli olana kadar bekleyeceksin. Ve ardından yeni bir kemer maçına çıkana kadar şampiyonların şampiyonu sensin. Seni tebrik ediyorum. Ve tabii ki bir şampiyon, o hala şampiyon Hüseyin abi. 1. sezonun ve kemer maçını kaybetse de gönüllerin şampiyonu Hüseyin abi. Sen neler düşünüyorsun? 2. sezonun şampiyonu Kenan epey bir dişli çıktı herhalde. Çok hızlı. Ben yaşlanmışım, bunu fark ettim burada. Reflekslerim artık izin vermiyor. En iyisi ben diyorsun ki 1. sezonun şampiyonluğuyla yetineyim. İşime gücüme bakayım. Peki seni tebrik ediyoruz Hüseyin abi. Gerçekten güzel mücadele ettin. Anılarımız tazelendi. 1. sezonu şöyle bir hatırladık seninle. Güler yüzünü tekrar gördük. Bu kemer maçına çıkmak da çok büyük bir meseleydi. Seni de tebrik ediyoruz. Hayatında başarılar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir virgül koymuştuk. 3. sezonun şampiyonunu belirlemek üzere. Son 4 kişi bu sahnedeydi. Bu topraklara ayak basmıştı. Şimdi duellolarda biraz farklar açıldı. Hesaplar yapılıyor. Saniyeler, saliseler hesap ediliyor. Alın terleri bir kez daha dökülecek ve bu sahnede iki isme veda edeceğiz. Son iki isim geri kalacak ve onlar da siz değerli izleyicilerimizin takdiriyle hangisinin şampiyon olmasını istiyorsanız onu destekleyerek belirleyeceksiniz. Ama önce 4 kişiden ikiye inmesi gerekiyor. Birazdan galibiyet için ter dökülecek 4 yarışmacı bu kemer müsabakasını izlerken bile kendini burada hayal etti. Şampiyon olmayı hayal etti. İşte hayallerine kavuşma vakti geldi, çattı. Şimdi 3. sezonun şampiyon adaylarını belirleme vakti.
Heyecan o kadar arttı ki yarışmacılar artık tek bir kelime etmeden sadece müsabakalarına odaklanıyorlar. İşte aralarda açılan farklar, hesaplar, kitaplar hepsi yapıldı. Kim kaç saniye önde bitirirse ilk round sonunda avantajı elde edecek. Kim bunu korumak için neler yapacak? Santim santim hesaplar yapılıyor. Yarışmacılar artık pür dikkat. İki tane şampiyonu da izlediler. Kemerin sahibini de izlediler. Kendileri de şampiyon olup o kemeri yakalamak, o kemeri hak etmek için kendilerini orada hayal ettiler bile. Ama bunun için iki roundluk mücadele daha izleyeceğiz bu ikililer arasında. Birer galip olacak. İki galip artık siz değerli izleyicilerimizin SMS'leriyle, oylarıyla beraber belirlenecek. Dördü de şampiyon olmayı hak ediyor. Dördü de yetenekli. Bazen şansın etkisiyle ufacık bir hata her sezon belirleyici oluyor. Ufak bir hata, saniyeler, saliseler nice şampiyonların kaderini değiştirdi. İkinci sezon şampiyonu Kenan'ın eleme haftasında belki de bir salise farkla kazandığını hatırlıyoruz. Birinci sezon şampiyonu Hüseyin'in rakibinin bir anlık hatasıyla geri düşmesiyle kazandığını hatırlıyoruz. Buraya gelen 4 finalistin de eleme haftalarında rakiplerinin hataları, kendilerinin hatasız yarışmaları, işte buraya gelirken açılan farklarda bile en ufak bir hatanın saniyeye yansıdığını, kaderlerini değiştirdiğini görüyoruz. Ellerinden geleni ardına koymuyor. Dördü de şampiyon olmayı hak ediyor. Bunun altını defalarca çizeceğim. Dördü de bu sahaya çıkmayı hak etti. Şampiyon olmayı hak etti. Ama artık 4'ten 2'ye inecekler. Ve son 2'ye bakalım hangi illerin temsilcileri kalacak. 2 Edirne, 1 Tokat ve 1 İzmir temsilcisi sahada yerini aldı. Artık düello zamanı. Artık şampiyon adaylarını 2'ye indirme zamanı. Artık maça çıkma zamanı diyoruz. Performans parkurunda ilk mücadeleyle, Hayati Burak duellosuyla, Edirne-İzmir duellosuyla maçlara başlıyoruz. Büyük mücadelenin ilki için hazırız. Bir yanda Hayati, yarı finale çıkan en hızlı isim toplam sürelerde. Ve rakibi Burak, o da yarı finale çıkan en hızlı dördüncü isimdi. Finale ayak basmayı başardı bu iki isim. İkisi de oldukça iddialı. Hayati bu parkurda çok hızlı sürelere imza attı. Burak'ın daha iyi olması lazım. Ancak ilk iki etapta 32 saniye farkı açmayı başardı Burak. Başak Akri kapısında yerini aldı. Semak makinede Hayati. Edirne-İzmir düellosu. Işıklar yanıyor. Müthiş bir düello olacak. İki round izleyeceğiz. Kırmızılar ve yeşille mücadele başlıyor. Harika bir parkur bizleri bekliyor. Çift dingili römorkla adeta bir düz çizgide götüren Hayati var sahada. Burada 1 dakika 40 saniyede bitirmeyi başardı. Bu süreler hiçbir yarışmacının ulaşamadığı sürelerdi. Ta ki Tokatlı Ahmet bunu 1.36'ya indirene kadar. Ancak şu anda Hayati'nin rakibi Burak. Burada 1 dakika 57 saniyeden daha hızlı olamadı. Arada 32 saniye fark var. Matematik artık konuşuyor. Bu ikilinin arasındaki fark kapanacak mı? Hayati mucizevi bir geri dönüş yaşatacak mı bizlere? Burak buna ihtimal vermeden önde bitirmeyi başaracak mı? Tüm ihtimaller var sahada. İkisi de şampiyon adayı, ikisi de oldukça yetenekli. İşte Hayati farkı açmaya başladı bile. Hayati şimdi göbeğe girişini yaptı. Burak henüz göbeğe gelemedi. Bu gidişte fark hızlı kapanacak gibi. Burak'ın çok daha hızlı olması lazım. Çünkü Hayati o kadar hızlı ilerliyor ki çizgisi çok düzgün. Burak kendini toparlamak için bir ileri manevra yaptı. Heyecan arttıkça hata da geliyor. Hayati şu ana kadar hata yapmadı. Hayati rakibinin göbeğe girdiğini gördü. Hızını arttırıyor. Hayati 32 saniye geride. Bu henüz ilk round. Eğer bu kadar hızlı gider, farkı kapatırsa ikinci round öne geçmek için büyük bir şans olacak. Hayati o kadar hızlı geliyor ki Burak henüz göbeğin yarısına gelmedi. Edirneli coştu geliyor. Edirneli hız rekorları kırıyor. Burak henüz göbekte. Edirneli neler yapıyor neler. Henüz 1.37 oldu ve bitirdi. Böyle bir süre yok. Böyle bir süre bir tek Tokatlı Ahmet'ten geldi. Onun rekorunu egale etti Edirneli. Şimdi şu anda bile 10 saniye fark oldu. Eğer Burak bu hızla giderse 32 saniyenin kapanmasına engel olamayacak. Gözler İzmirli'de. Gözler Burak'ta.
genç yetenek adeta arenanın final baskısıyla çökmüş durumda. Hayati'ye yetişemedi. Burak daha hızlı olması lazım. Sınırlardan gidiyor. Toparlamaya çalışıyor. Şu anda 30 saniye fark oldu. Şimdi fark kapandı. Artık bu fark kapandı. İkinci raundda vaktini kaybediyor. Şu anda hızlıca ilerliyor. Fark kapandığı gibi artıyor. Burak aleyhine ve o da süresini bitirdi. İnanılmaz bir süre farkı kapandı. İnanılmaz bir süre farkı Edirne lehine açılıyor. Finalde her türlü ihtimal var demiştik. İşte o ihtimalleri gerçeğe dönüştüren Hayati. Nasıl bir mücadele, nasıl bir ilk round, büyük bir heyecan. Toplam sürelerde 10 saniye öne geçmeyi başarıyor Hayati. Eğer bir benzer mücadele sahnelenirse saniyeler öncesinden, metreler öncesinden adeta galibiyetini ilan edebilir Hayati. Ama burada bir round daha izleyeceğiz. Tam dediğimizi yaşadık. Her şey tersine dönebiliyor burada. Peki bir round sonra tersi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Onlar birer şampiyon adayı. Şimdi Burak'la Hayati'nin son bir mücadelesini izleyeceğiz. Bakalım duelloda süre toplamında hangi finalist diğerini elemeyi başaracak? İşte Hayati farkı açmaya başladı bile. Hayati şimdi çizgisi çok düzgün. Göbeğe girişini yaptı. Burak henüz göbekte. Hızını arttırıyor. Hayati ve bitirdi. Böyle bir süre yok. Edirne'lik neler yapıyor neler. Edirne temsilcisi Hayati 1 dakika 36 saniyede burayı bitirerek rekor bir süreye imza atıyor. Rakibi Burak 2 dakika 19 saniyede parkuru bitirmeyi başardı. Toplam sürelere bakıyoruz. 5 dakika 53 saniyeye ulaştı Hayati. Burak ise 6 dakika 3 saniye. Sevgili seyirciler, artık heyecandan ellerin ayakların titrediği, alın terlerinin oluk oluk attığı bir an. Böyle bir mücadele yok. 32 saniyeden geri gelip 10 saniye farkı açan Hayati. Adeta arenada bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Burak ise çok daha hırslandı. Nasıl böyle bir hata yaparım diyor. Belki de şimdi 10 saniyeyi kapatıp o galip gelecek, bilemiyoruz. Semak makine kapısında yerini alıyor İzmirli Burak. Rakibi Edirneli Hayati. O da Başak Agri'de. Işıklar yanmaya başlayacak. Büyük mücadele. Bu ikilinin son mücadelesi. Son kırmızı ışık ve yeşil ışıkta artık duello vakti. Artık belki de 1,5-2 dakika süre içinde bu duellonun galibi belli olacak. Traktöre son ikiye kalan isim, siz kıymetli izleyicilerimizin takdirine kalacak isim ve il belli olacak. İlki belli olacak. Tokat ve Edirne temsilcilerinin de gözü bir mücadelede. Aralarında 5 saniye fark var ama burada neler yaşandığını onlar bizzat şahitlik ediyor. İşte geri gelmeye başladılar. Hayati ilk geri gelen isim oldu. Yine hızlı, yine atik. Hayati bu sefer biraz hizasını bozmaya başladı gibi. Belki de rehavet çöktü, bilemiyoruz. Burak şu anda mesafede eşit gidiyor. Daha hızlı olması lazım. 10 saniye farkın kapanması çok muhtemel. Ama Hayati buna izin verir mi bilinmez. Römorku çok büyük bir ustalıkla kullanıyor Hayati. Rakibine şans vermiyor. Yine göbeğe önde giren isim Hayati. Sınır ihlali yok. Temiz. Römork adeta ileri gider gibi gidiyor. Hem tempo var hem hiza düzgün. Burak da şimdi göbeğe girdi. Ama Hayati göbekten çıkmak üzere. Adeta bu sefer rekor kıracağım diyor. Kendi rekorumu geliştireceğim diyor Hayati. İşte göbekten çıktı. İşte İzmirli henüz göbeğin yarısını bitirdi. Hayati müthiş ilerliyor. Biraz savurdu traktörü. Ama römork sınırlar içinde. Hayati hızını arttırdı. Hayati adeta coştu finalde, coştu. Nerelerden çevirdi maçı. Şimdi Hayati son metre. Rekor mu geliyor? Rekoru da kırarım. Kendimi ilk ikiye de sokarım diyor. 1 dakika 31 saniyeyle. Müthiş bir mücadeleyle maceracı Hayati bu sevinci hak ediyor. Bu sevinci hak ediyor. Dizinde derman kalmadı. Artık oraya çıkmak bile büyük bir mesele. İşte zafer sevinci. İşte siz izleyicilerimizin takdirini kazanacak bundan sonra. İlk ikiye girmeyi başardı. Artık sizler onun için SMS atacaksınız. O elinden gelenin fazlasını bu sahada bir rekor kırarak verdi ve kendini son ikiye,
kalmasını başardı ve bunu da dillere destan bir rekorla, kendi rekorunu 5 saniye geliştirerek yaptı. Harika bir maçtı. Harika bir yarışmacı daha var orada, Burak. O arena topraklarına veda ediyor. Ancak burada dillere destan, nefesleri kesen bir mücadele sonucunda Hayati yapılmayacak şeyleri yaptı. Bu kadar yüksek bir süre farkının kapandığına pek nadir şahit oluyoruz. Harika bir duygu yaşattı. Edirne'yi son ikiye sokmayı başardı Hayati. Dillere destan bir mücadele. Burak önde olmasına rağmen kaybeden taraf oluyor. Biz şimdi kenara geçiyoruz çünkü bu sahada iki isim daha mücadele edecek. Bir galip daha arayacağız bakalım. O duellonun da bu kadar çekişmeli maçı sonucunda kazanan kim olacak? Son metre. Rekor mu geliyor? Rekoru da kırarım. Kendimi ilk ikiye de sokarım diyor. Kardeşim. Olsun. Adamlar çektiğim gibi değil. Sevgili seyirciler, sahada çok büyük bir mücadele daha. O kadar büyük mücadele ki ikilinin arasındaki fark açılamadı bile. Başa baş mücadele bu ana kadar. 5 saniye ile avantajı elinde bulunduran Ahmet Tokat temsilcisi ve rakibi Ersin Edirne temsilcisi. Bir Edirne'li temsilci Hayati son 2'deki SMS'e çıkmaya hak kazandı. Diğeri de Edirne mi olacak yoksa bir Edirne'liyi eleyen Tokatlı mı olacak? Bunun cevabını birazdan alacağız. İki roundluk mücadele. Süreler birbirine yakın. Semak makine kapısında Edirne'li Ersin. Tokatlı Ahmet ise Başak Agri kapısında. Harika bir mücadele olacak. Şu ana kadar en hızlı süre 1.36 ile Ahmet'in elindeydi. Ama Hayati az önce o rekoru geliştirdi. İşte büyük final. Yeni bir rekora daha gebe adeta. Şimdi rekorları kırma vakti. Şimdi galip gelme vakti. Gözler ışıklarda. Bakalım hangi isim burada, işte ilk ışık, ikinci kırmızı, üçüncü kırmızı ve yeşil ışıkta çıkışlar yapılıyor. İşte büyük mücadele, heyecan dorukta. Soğukkanlılığıyla Ersin sahadaki yerini aldı. Tokatlı Ahmet nice çetin rakipleri yenmeyi başarmıştı. Yarı finale gelirken buranın, bu toprakların ikinci sezonunda büyük finaline, son ikiye kalan Furkan'ı eleyen Mustafa'yı, yarı finalist Mustafa'yı yenmişti Ahmet bu topraklarda. Ardından yarı finale geldiğinde öyle bir mücadele sergiledi ki rakiplerini teker teker acımadan, soluk vermeden yenmeyi başarmıştı. Ve burada 1 dakika 36 saniyelik bir rekoru da kırarak finale çıkan 4 isimden en hızlısı olmayı başarmıştı. İşte Ersin geri gelirken farkı açmayı başladı. Şu anda Ersin 5 saniye geride ama bu görüntüye bakılırsa o fark kapanır gibi. Ahmet heyecanına yenik mi düşecek? Ersin soğukkanlı. 2 Edirne mi olacak yoksa SMS'e çıkan? Büyük ikili de son 2'ye, 2 Edirne mi kalacak bilemiyoruz. Göbekten çıktı Ersin. Hizası düzgün. Ahmet rakibini gördü, hızını arttırıyor. Hızıyla beraber traktör bükülüyor. Şimdi daha hızlı olması lazım. Çünkü Ersin koptu geliyor. Edirne adeta coştu. Edirne büyük finalde coştu. Şimdi Ersin bozdu. Ahmet koptu geliyor. Ersin biraz bocalamaya başladı. Son düzlükte hatalar. Ahmet hızını arttırdı, Ersin yavaşladı. Şimdi Ahmet de bocalamaya başladı. Ersin gözü kapıda. Metreler kaldı. Son bir metre geldi ve süresi tamam. Şimdi Ahmet. Gözler Ahmet'te. Çok da vakit kaybetmiş değil. O da tamam. Arada yine 5 saniye fark var. Belki saliseler şu anda Ersin'in önde olduğunu gösteriyor olabilir. Kesin süreleri birazdan diyeceğim. Ama 5 saniyelik fark kapandı, bu kesin. İşte
büyük heyecan bunu yaşatıyor. Çok iddialı isimler burada yarıştı. Yine burada haftaların yarı finallerine gittiğimizde 1.36 olan rekoru Hayati 1.31.5 saniyeyle güncellemişti. İşte Edirneli diğerinden de 1 dakika 34 saniyelik bir süre geldi. Rakibinden de 1.39'luk bir süre. İşte mükemmel süreler, işte mükemmel heyecan. Aradaki fark kapanıyor. Şimdi temiz bir sayfa ve yeni bir mücadele. Tek bir mücadele ardından galip. Bu maça yürek dayanmaz. Birazdan karşınızda son bir duello ile yer alıyoruz. Şu anda Ersin 5 saniye geride. İşte Ersin geri geri gelirken farkı açmaya başladı. Göbekten çıktı Ersin. Hizası düzgün. Ahmet hızını arttırdı, Ersin yavaşladı. Ersin gözü kapıda. Metreler kaldı. Son bir metre geldi ve süresi tamam. Edirne temsilcisi Ersin 1 dakika 34 saniyeyle parkuru bitirmeyi başardı. Müthiş bir hıza imza attı. Tokat temsilcisi Ahmet 1 dakika 39 saniyeyle o da çok hızlı bir tura imza attı. Toplam sürelere bakıyoruz bu ikili arasında. 5 dakika 20 saniyeye ulaşıyor Ahmet. Saliseler de var tabii ki. Rakibi Ersin 5 dakika 21 saniyeye ulaşıyor. Arada yaklaşık 1 saniyelik fark ama müthiş bir düello olacak. Her an her şey yaşanabilir. 25 haftalık maratonun son mücadelesi. Böyle bir son görülmedi. Arada yalnızca 1 saniye Tokat temsilcisi Ahmet önde. 1 saniye Edirne temsilcisi Ersin geride. Bir benzer round sonucunda Edirne iki ismini birden finale göndermiş olabilir, SMS'e göndermiş olabilir. Bunu bozabilecek tek kişi Tokatlı Ahmet. Round'dan önce gitti oğlunu öptü. Şansımın yanında olması lazım. İşte oğluna sarıldı, ailesine sarıldı. Morali yüksek. Tek bir round, tek bir maç sonucunda galip belli olacak. Gözler ışıklarda. Edirne mi Tokat mı? Ahmet mi Ersin mi? SMS'e kim kalacak? Hayatinin karşısına kim çıkacak? Büyük mücadele. Römorkla mücadele, rekorların kırılacağı mücadeleye hazırız. Işıklar gelecek, heyecan dorukta. Son bir alın teri dökülecek burada. Son kez gaza basacaklar, son kez römork kullanacaklar. Hangi isim kazanacak, bunu birazdan öğreneceğiz. Heyecan dorukta, Ahmet de, Ersin de son derece dikkatli. İşte ilk kırmızı, işte ikinci kırmızı, işte üçüncü. Ve yeşil ışıkla son mücadele başlıyor. Edirne, Tokat arasında. Öyle bir vites değiştiriyor ki Ahmet. Bu traktör benim olacak diyor. Son derece hırslı. Ersin, soğukkanlılığını bu ana kadar devam ettirdi. Ama öyle dikkatli bakıyor ki sahaya. O traktörü kaçıramam diyor. O traktör mutlaka Edirne'ye gelecek diyor. Eğer Ersin kazanırsa zaten traktörün Edirne'ye geleceği kesin. Değerli izleyicilerimiz, SMS'te sadece isim belirleyecek. Eğer Tokat kazanırsa iller devreye girecek. Şu anda Ahmet önde gidiyor. Ahmet farkı biraz açmaya başladı. Bir saniye toplam süreler de önde. Heyecan dorukta. Kim kazanacak? Şampiyon olmaya kim yaklaşacak? İşte Ahmet ufak bir hata ve Ersin ona yetişti. Şimdi durum eşit. Ahmet kontrolü yine sağladı. Şimdi Ersin geliyor. Dar dönüşte göbeğe girmek üzere. Ersin biraz bozdu. Toparlamaya çalışıyor Ahmet göbekte. Harika bir mücadele. Ersin ileri gitti. Böyle bir hata son maçta yapılmaz. Şimdi kendini toparlamaya çalışıyor. Ersin kontrolü kaybetti. Ahmet yavaşladı. Büyük heyecandan kimse istediği gibi gidemiyor. Şu anda mesafelerde. Ahmet önde. Tokat önde gidiyor. Edirne'nin karşısına ben çıkacağım diyor Ahmet. Ersin elinden geleni ardına koymuyor. Koyuyor tabii ki. Harika ilerliyor. Ersin şimdi bir hata. Gözler Ahmet'te. Ahmet dolu düzgün gidiyor. Hatasız ilerliyor. Oğlu bağırıyor. Eşi bağırıyor. Hadi. Ailesinin desteğiyle Ahmet çok iyi geliyor. Hatasız geliyor. Önde geliyor. Ersin'in gözü hem kapıda hem rakibinde. Son düzlük.
Son metre. Ahmet şimdi bekliyor. Ersin geldi. Ersin de hizayı bozdu. Ahmet son bir metre ve kazanıyor. Ahmet kazanıyor. Tokat kazanıyor. Adını SMS'e çıkmaya yazdırıyor. Edirne'nin karşısına yazdırıyor. Hayati'nin karşısına yazdırıyor. Büyük mücadele. Nasıl bir final bu? Yarışma bir o tarafa gitti, bir bu tarafa gitti. İşte bu sevinci hak ediyor Ahmet. Nice rakipleri devirdi burada. Nice güçlü yarışmacıları yendi. Ve adını SMS'e çıkmaya yazdırdı. Bizler soluklanıyoruz. Birazdan son iki kişiyle sizlerin artık karşısına çıkacak ve SMS'lerinizi bekliyor olacağız. Birazdan buradayız. Ahmet kazanıyor. Adını SMS'e çıkmaya yazdırıyor. Sevgili seyirciler, koskoca bir sezonu böylece tamamlamış ve geride bırakmış olduk. İşte 4 tane isim. Finale ayak basan, büyük finalde yarışmaya hak kazanan 4 isim. Yarışmalar bizlere şunu gösterdi ki her biri birer şampiyon, her biri illerini mükemmel şekilde temsil etti ve bu sahada yeteneklerini konuşturdular. İşte yarışma içerisinde bile defalarca traktör bir o ile gitti, bir bo ile geldi ve neler yaşadık neler. Süre farkları kapandığı gibi tam tersine açıldı. Kapandı, tekrar açıldı. Hepsini yaşadık. İşte bunlar beklentilerini karşılayan iki il oldu. Tokat ve Edirne, Ahmet ve Hayati'yi temsilen finalde sizlerin karşısına SMS'e çıkartıyor. Şimdi önce kaybeden isimlere mikrofon uzatacağız. Onlarla burada vedalaşacağız. Sonra da son iki ismi tekrar tebrik edeceğiz ve SMS'i bir kez daha sizlere hatırlatacağız. Önce İzmir'den başlayalım, Burak'tan başlayalım. Genç yetenek Burak. Mükemmel mücadeleler buraya gelene kadar, dolu dizgin yarışlar, her zaman güler yüzün, yüksek enerjin, hırslı tutkulu yarışman, arenaya renk kattın, enerji kattın, emeğine sağlık diyorum. Ancak burada seninle vedalaşıyoruz. Vedalaşırken düşüncelerini alalım. Neler yaşadın arenanın büyük finalinde? Öncelikle güzel sözlerin için teşekkür ederim. Bu yarışmada organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bize çok güzel heyecanlar yaşattılar. Aynı zamanda televizyonun başındaki seyircilere de. Son etaba kadar önde olmama rağmen son etapta avantajımı dezavantajı çevirdim. Ama Hayat abinin de hakkını yememek lazım. Çok iyi yarıştı. Gerçekten de çok başarılı. Herkese çok teşekkür ederim. Sözlerin bittiği yer artık. Peki, sana çok teşekkür ediyoruz. Daha yaşın çok genç. Belli ki tarımı da tutkuyla yapıyorsun. Bu her şeyden belli oluyor. Yolun bahtın açık olsun diyoruz. Daha nice traktörleri kendi emeğinle kazanacaksın. Ama şimdilik seninle burada vedalaşıyoruz. Yolun bahtın açık olsun diyoruz. İzmir'e selamlarımızla. Genç yetenek Burak'ı uğurluyoruz. Diğer yarışmacılarla da vedalaşıyor. Arenaya renk kattı. Büyük finale renk kattı. İzmir'i harika bir şekilde temsil etti Burak. Ve en son kendini yenen işte Hayati. Bakın, arada bir mağlubiyet var ama dostluk her zaman kazanıyor. İşte arenanın rengi, arenanın dokusu bu. Herkese bir dost, yüzlerce dost kazandırıyor. Ve elenen ikinci isim Edirne temsilcisi Ersin. Sen de harika yarıştın. Ekranı başında eminim Edirneliler dedi ki traktör kesin Edirne'ye geliyor. İkinci Edirneli de son ikiye kalacak. Bunu belki milyonlar dedi. Yalan yok, ben de içimden geçirdim. Çünkü ilk roundda bunu kazandığında bir benzeri yaşanabilir dedik. Çünkü heyecan her roundda arttı. Sen neler yaşadın Ersin? Son anda kaybetmek tabii ki çok üzücü ama sen de dört dörtlük yarıştın ve Edirne'yi mükemmel bir şekilde temsil ettin. Teşekkürler.
heyecanımıza kapıldık sanırım. Olmadı. Arkadaşlar daha sakin, daha hızlı yarıştı. Kısmet değilmiş. Arkadaşlar çok daha iyiler. Olmadı. Nasip değilmiş. Ama Edirne'ye hayatı arkadaşımızı getirdi. O yüzden mutluyum. En azından teselli oldu diyorsun. Edirne'yi son 2'de gördük. Senin için de çok tabii kolay değil. Yani dile kolay. Ben orada anlatırken bile nefes almakta zorlandım ki sizin traktörün içinde yaşadığınızı hayal dahi edemiyorum. Eminim ekranları başında izleyenler de böyle düşünüyordur. O duyguları yaşamak çok zor. O baskıyla mücadele etmek çok zor. Sen de bunun üstesinden geldin ama son anda bir mağlubiyet seninle ne yazık ki vedalaşmamıza sebep oluyor. Yolun bahtın açık olsun diyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Ersin. Seninle de vedalaşıyoruz burada. Arena'ya sen de çok güzel bir renk kattın. Gönlünle yarıştın, elinden geleni ardına koymadın. Bahtın açık olsun. Ve diğer yarışmacılarla da veda. Hayati bir diğer Edirneli bayrağı devralıyor adeta Ersin'den. Ve Edirne'yi artık son ikiye taşıyan Hayati ve Tokat'ı son ikiye taşıyan Ahmet bizlerle beraber. İşte son dörde şampiyon dedik ya. Bu iki isim de gerçekten birer şampiyon. Her sene farklı bir metotla yarıştırıyoruz. Her sene daha da gelişen, heyecanı daha da artıran metotlar bunlar. Bazen dedik ya, yarışma içinde de bunu defalarca söyledim. En ufak bir hata bile yarışmanın birincisini belirleyebiliyor. İşte o yüzden son ikiye siz izleyicilerimiz karar verin dedik. Her biri birer şampiyon. Bundan adımız gibi eminiz. Sahada bunu defalarca ispat ettiler. Ama artık birinciyi belirleme vakti diyoruz. Onlar ellerinden geleni yaptı. Artık sizlerin onları destekleme vakti. Artık Tokat, topyekün Ahmet'i destekleyecek. Artık Edirne, ayağa kalkacak Hayati'yi destekleyecek. Çünkü onlar illerini arena topraklarında sonuna kadar temsil ettiler ve son ikiye getirme başarısı gösterdiler. Bundan sonrası sizlerin takdiri, bundan sonrası Türkiye'nin takdiri diyoruz. Şampiyonu belirleyecek olan sizlersiniz. Bundan sonrası sizlerin takdiri, bundan sonrası Türkiye'nin takdiri diyerek arenanın topraklarından arenanın finalistleriyle Ankara'daki Bereket TV stüdyosunda canlı yayınla sizlerin karşısındayız. Evet sevgili seyirciler, büyük gün, büyük an ve artık şampiyonu belirlemek için son saatler diyeceğiz. Şu anda sizlerin desteklerini almaya yarışmacılarımız başladı. Nasıl? Hemen bunu hatırlatarak ilerlemek lazım. 6688'e Hayati yazıp ya da Ahmet yazıp hangisini destekliyorsanız mesaj attığınızda SMS'ler onların hanesine yazılacak ve en çok SMS alan aday Traktör Arena'nın 3. sezonunun şampiyonu olacak. Kendileri, aileleri hep beraber burada ve biz de Yağmur'la beraber bu gecenin sunumundayız. Evet, hepinize hoş geldiniz diyorum her iki tarafa da. Evet Yağmur, söz sende olsun. Birazdan yarışmacılarımıza da söz vereceğiz elbette. Evet, ben de herkese, ekranları başında izleyen, büyük finalimizi izleyen herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Selamlar, sevgiler olsun gerçekten de. Biz burada çok heyecanlıyız ama bizden daha heyecanlı olan tabii ki finalistlerimiz oldu. Acaba onlar ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir? Ben çok merak ediyorum. Kesinlikle ben de merak ediyorum. Başlayalım mı, ne dersin? Evet, bu noktada artık sözü yavaş yavaş finalistlerimize doğru uzatacağız. Çünkü yani yarışmak kolay değildi zaten. Onlar o heyecanı, o yarışma stresini yendiler. Ama arada... Tabii biraz geçen vakit oldu. Bant yayını izlediniz. Şu anda canlı canlı kendilerini de izlediler. O anı hatırladılar. O stresi hatırladılar. Ve ben ilk Hayati'ye dönmek istiyorum. Çünkü Hayati, son yarışta öyle yerden döndürdün ki ben sunarken acaba Hayati bu farkı kapatabilir mi diye içimden geçirdim. Yanlış hatırlamıyorsam 30 saniyelik bir farkı tek roundda kapattın. Evet. Ve ardından rakibine fırsat vermeden yenmeyi başardın. Şu anda elinden geleni yaptığın bir an sadece destekçiler belirleyecek ama şöyle biraz geçmişe gidelim mi? Neler yaşadın? Neler hissediyorsun? Şimdi ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Bu yarışa başlarken macera tutkunuyum. Macerayı seviyorum. Bu yarışa da macera olsun diye başlamıştım. Ama sonra kendime özgüvenim arttı. Arkadaşlarım, ailem,
köylülerim, herkes benim arkamda olduğunu hissettim ve onların yüzünü kara çıkartmamak için artık hayat dedim kendi kendime. Bu yol, buradan dönüş yok. Bu yolun sonu final ve finale kadar gelmeyi başardık. Şimdi ben buradan Trakya'ma, Edirne'me, Enez'ime buradan seslenmek istiyorum hemşerilerime. Ben onlara karşı elimden gelen her şeyi yaptım. Şimdi diyorum ki artık telefon ve SMS sizlerin elinde. Ben burada Traktör Arena'ya gelip bir imza attım. Bu imza yıllar boyunca silinmeyecek. Ve şimdi artık top sizde. Burada SMS'e karşı da bir imza atalım diyorum ve sizleri SMS'e davet ediyorum. Harika. Yani tam belediye başkanı olacak bir anımızla beraber. İleride de düşünüyormuş efendim. Şimdiden duyurulur. Gerçekten yani ilini, ilçesini, köyünü harika temsil etti. Arenaya damgasını vurdu. Ama diğer tarafta damga vuran bir kişi daha var. Değil mi Yağmur? Kesinlikle. O da Ahmet oluyor. Acaba o neler hissediyor, ne düşünüyor? Ben çok merak ediyorum. Ahmet, bu yolculuk senin için nasıl geçti? Biraz da senin duygu ve düşüncelerini alalım. Evet, teşekkür ediyorum. Bu yolculuk başta ailem, arkadaşlarım ve bütün tüm memleketlim, Temecükler, Tokatlılar, Zileliler olmak üzere hepsinin desteğiyle ben buraya geldim. Traktör Arena gerçekten herkesin gelip göreceği ve o atmosferi yaşayabileceği bir yer. Oldukça da eğlendik. Herkes emeğinin karşılığını aldığını düşünüyorum. Ben de bir Tokatlı olarak ve Tokatlı hemşerilerimin de burada SMS desteklerini bekliyorum. Evet. Tabii eşim de burada. Eşim bir başta birinci destekçimdi ve hala da yanımda. Tabii biraz da canlı yayında olduğumuz için heyecanlıyız. Tüm Tokatlıları seviyoruz, Zilelileri seviyoruz. Buradan da Temecük halkına selam yolluyorum. Tüm arkadaşlarıma da selam yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, biz sana teşekkür ederiz. Evet, gerçekten yani Tokat seni destekliyor. Bundan eminiz. O desteği alarak buraya geldin. Hem ailenin, hem köyünün, hem de civar illerden. Türkiye'nin her yerinden seni izleyen, seni seven, aynı şekilde hayatı izleyen ve onu sevenler şimdiden SMS'lerini yollamaya başladılar. Biz de hatırlatmalarımızı yapalım efendim. 6688'e Ahmet yazıp ya da Hayat yazıp yolladığınızda destek verdiğiniz adaya SMS'iniz ulaşmış oluyor. Şu anda SMS'ler açık ve hanelerine yazılmaya başladı bile. Saatler gece yarısını gösterene kadar SMS'leri almaya devam edeceğiz ki bunlar şampiyonu belirleyecek efendim. Şu anda sağımda ve solumda bulunan iki aday, şampiyon adayı sahada ellerinden geleni yaptılar. Artık gerisi Türkiye'nin, gerisi sizlerin takdiri dedik. Hangisinin daha iyi yarıştığını Traktör Arena'yı takip edenler takdir edeceklerdir elbet. İkisi de tabii ki hak ediyor, bunda şüphe yok. Ama sizlerin, izleyicilerimizin takdirini almak ve hangisinin daha çok hak ettiğini sizlerin belirlemesini istedik bu finalde. Ve 6688'e de Hayati yazarak ya da Ahmet yazarak gönderdiğinizde bu SMS'lerle sonuca katkı sağlamış olacaksınız. Tabii kendilerinin şu andaki hislerini aldık. Bu ana gelene kadar neler yaşadılar? Şimdi bir VTR'miz gelecek. Öncelikle Hayati'nin bir VTR'sini izliyoruz. Büyük finale ulaşana kadar neler yaşamış neler? Bakalım bu kısa videoda, ardından tekrar stüdyodayız. Edirne'den geliyorum. Lakabım maceracı. Hayat'a hoş geldin. Burada biz hız arıyoruz. Yeterince hızlı olabilecek misin? İsmim Hayati Yazıcıoğlu. Edirne Enez'den katılıyorum. İddialıyız. Buraya iddia olmadan zaten bu yarışın bir anlamı kalmıyor. Rakibimi şuraya patates niyetine toprağa gömeceğime söz veriyorum onlara.
Direksiyonu ve tekeri olan her şeyle ilgili her türlü maceram vardır. Hazırım ve macerayı sevdiğim için bu yarışa katıldım. Her zaman sonuna kadar birlikteyiz. Çalışıyorum. Mesela çobanlar mesela merada koyunlarını otlatıyor. Bakıyorlar. Ne yapıyor şimdi bu serseri? Ama bilmiyorlar ki ben buraya gelip traktör arana da düelle yapıp buraya patates niyetine şu sahaya gömeceğimi bilmiyordu insanlar. Şimdi öğrenecekler beni izleyin. Ve Acemi parkurunu tamamlıyor. Ben iddialı olduğumu en baştan da dile getirdim ve sonuna kadar da iddialıyım. Gerekirse buraya patates değil seni gömerim. Seneye bu zaman burada tekrardan yarışırız. Olur biter. Evet diyor. Bundan sonra ben seni ekmeyeyim oraya patates. Abi sıkıntı yok her türlü. Hayati biraz gecikti. Hayati hızını artırıyor. İşte Hayati geliyor. Hızını arttırdı. Traktörü biraz yanladı ve süresini tamamladı. Bravo! Ne yapıyorsunuz ya? En başta da söylemiştim. İddialarım büyük. Büyük ödülü almadan dönmek yok dedim. Ve hala iddiamda gerçekçiyim. Ve bunu başarmayı ümit ediyorum. Hayırlısı diyorum tüm yarışmacı arkadaşlara. Başarılar. İşte tüm düğümlerin çözüleceği ana geldik. Evet, son final geldi. Vay be. Hayati son derece dikkatli. İşte ilk varan Hayati oluyor, hızını arttırdı. Hayati yetişmeye çalışıyor. Hayati şimdi toparladı. Hayati son metre, maceracı Hayati finale yazdırıyor. Hayati oldu. Bravo. Takdirle seni izliyoruz, söz sende. Çok güzel bir yarıştı arkadaşlara. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani burada her şeyden öte galibiyet olamasalar da sonuçta bir dost kazandık. Bu dört tekerlide de her zaman rakibim kendimim demiştim. Buraya imza atacağım demiştim. İlk etapta da imzamı attım. Finaldeki arkadaşlara söylüyorum. Hiç ileri ileri gezmesinler boşuna. Direktman gidecekleri yere geri geri gitmeye çalışsınlar ki buraya benim karşıma rakip olarak gelebilsinler diye. Benim buraya gelmeme emek veren arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum. Buradan onların yüzünü kara çıkarmayacağım. Efendim nasıl bir yarışmacı ki bu kadar iddialı oluyor ve bu iddiayı gerçeğe dönüştürüyor. Hakikaten nadir bulunan yarışmacılardan biri. Hayati, yani videoyu ben izlerken rakibin olmak istemezdim, inan bana. O iddiaları teker teker dedin, rakiplerini teker teker yendin, rekorları kırdın. Neler yaptın, neler, söz sende. Şimdi şöyle bir şey, ilk etapta baktım çok iyi gidiyorum. Bu arada Hayati, hemen araya giriyorum çünkü destek mesajını hatırlatalım. Hayati yazıp 6688'e yolladığınızda az önce izlediğiniz iddialı yarışmacıya şampiyon olması için destek vermiş oluyorsunuz. Hayati, söz sende. Yani artık burada izlerken bile bu yaptıklarımı yine heyecanlanmaya başladım. Değil mi? Ama yine her zamanki gibi soğukkanlılığımı korumak istiyorum. Çünkü biz buraya yarıştık ama çok güzel dostluklar da kazandık biz buralarda.
hani böyle askeriye gibi, yani böyle bulunmayan askeriyedeki arkadaşlıklar, unutulmayan arkadaşlıklar var burada. Onu da yaşadık. Yani sonuçta her ilimizden insanlar geldi, burada yarıştık. Ama her zaman kesin konuştuğumu biliyorum ve dört teker üzerinde de üzerime tanımadım. Tanımam da tek rakibim kendimdim demiştim ve sözümü tuttum, buralara kadar getirdim. Tahmin ediyorum da bir rekor elde ettik herhalde sonuç evet, itibariyle. Evet, en hızlı 4 süre 1 dakika 31 saniye ile sendeydi. Evet. Doğru. Bunun üzerine rakip tanımam demiştim. Sonuç itibariyle buralara geldik ve buradan ötesi büyük halkımın, büyük insanların telefonunda elindeki SMS'e bakıyoruz. Ama sonuçta biz kazansak da kaybetsekse dostluklarımız baki kalacak. Buna inanıyorum. Ama şunu da söylüyorum. Ben buraya SMS'le traktörü almaya değil, SMS rekoru kırmaya geldim. Süper. Bunu da imza atıyorum şurada. Gerçekten senin kadar rekor kıranı ve söyleyeni görmemiştim Hayati. Tebrik ediyorum. Yani o anları hatırlamak da benim için güzeldi. Teşekkür ederim. Evet, Hayati çok güzel konuşuyor ama acaba eşi ne düşünüyor? Ben çok merak ediyorum. Değil mi? Şimdi her başarılı erkeğin arkasında bir kadın mutlaka kesinlikle oluyor. Şu anda öyle. Arkasında da yanında efendim. Hemen yanında görüyoruz. Ben çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? İsmin ne? Seni tanıyalım biraz. İsmim Belkıs Yazıcıoğlu. Hayati'nin eşiyim. Ya çok güzel yarıştı. Zaten buraya gelirken de imzamı atacağım diyordu. Lakabı da maceracı. Lakabı sen de sever maceracı. Misin macera? Ben onun kadar değilim. Büyük bir maceranın içindesin bence. Aynen. Ama. Evet. Peki bu yolculukta neler hissettin, ne düşündün? Ya yapacağım dedi zaten. Hep arkasında durduk. Yani çok evet, güzel de yarıştı. Şimdi kameralara hep iddialı konuştu ama acaba evde farklı konuştu mu? Yok, hayır, konuşmadı. Gideceğim, kazanacağım da dedi. Yani buraya gelirken. Siz de sanırım işe yollar gibi. Git şampiyon ol, gel aynen dediniz. Öyle. Aynen güzel, öyle. Güzel. İnşallah kazanacağız. Halkımızın sayesinde traktörümüzü alıp gideceğiz. Süper. Yani tabii ki ihtimaller %50 aynen. %50 ama işin sonucunda eğer Hayati kazanırsa bir şampiyon eşi olacaksınız. O da gayet anlamlı olsa evet. Gerek. Evet. Peki efendim. Kesinlikle öyle. Çocuklarıyla da ben konuşmak istiyorum. Acaba onlar ne düşünüyor? Kesinlikle. Sana, senden başlayalım. İsmin neydi? Biraz kendini tanıt bize. Adım Zekeriya, soyadım Yazıcıoğlu. Lise okuyorum. Babamın arkasındayım sonuna kadar da. Zekeriya, babanı izlerken böyle birkaç tüyo kaptın mı? Yaşını da öğrenelim. Yani sende bir arena yarışmacısı olma havası var sanırım. Tabii ki de. Yaş kaç şu anda? 17. 17. Yaşım 17. Güzel. 18 şöyle, olunca gelsin. Bir sene daha bekleyebiliriz. Evet. Biz hazırız yani, hiçbir sıkıntı yok ama sen de yetenekli misin bu konuda? Genelde arena yarışmacılarımız efendim 5 yaşında başlıyorlar yani traktör kullanmaya. Sen kaç yaşında başladın? Ana sınıfına giderken ben başlamıştım. Harika. Demek ki aile geleneği olarak nesilden aynen nesile öyle. Böyle gidecek. Aktarılıyor. Peki Hayati'ye burada soralım. Oğlunu iyi yetiştirdin mi? Yoksa senden iyi mi? Boynuz abi, kulağa geçebilir. Bizim tabirimizde şöyle diyorlar. Armut uzağa düşmez, köküne düşer. Bu da yani şıp demiş burnundan düşmüş misalinin bir kademi üstü diyorum. Süper. Sonuç itibariyle yaşı tutsun, ehliyetini alsın. İstiyorum ki benim gibi buralara gelsin, ismini yazdırsın, gurur duyalım. Benim ailem, babam, arkadaşlarım, köylüm şu anda benimle gurur duyuyorlar. Buralara kadar bu yarışı getirmek çok büyük bir şey. Yani bizim için gerçekten çok büyük bir şey. Çiftçiler için bu programı yapan, düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program gerçekten çiftçilerimiz adına güzel bir program. O yüzden ben istiyorum buralarda babalarını gördüler. Bunlar sonuçta ileriye doğru bunların bir hatırası olacak. Ya babam işte burada Türkiye birincisi olmuştu ya da işte finale kalmıştı diyebilecek çocuğum yani. En azından bunlarla gurur duyabilecek. Bunları gerçekleştirdiğim için daha çok mutluyum. Yani traktörü almak burada önemli değil zaten. Ama yani sonuç gönül ister ki tabii almak, kazanmak. Ama sonuç itibariyle arkadaşımızla birlikte %50 bir toleransımız var. Artık takdir ilahi altımızın. Sen konuşurken Zekeriya'nın yerinde bir an hayal ettim kendim ve babamın böyle bir yerde olması çok gurur verici olurdu. Ama bir evlat daha var orada, çok haşin bakıyor bizlere. Evet. Berkay kendisinin adı da. Abisi ona mikrofonu uzatırsa o da bize düşüncelerini paylaşır. Sen iyi bir arena izleyicisi misin Berkay?
O kadar fazla iyi değil ama gene de izliyorum bunu. Ara sıra baban çıkınca izliyorsun değil mi? Peki traktör kullanıyor musun? Sen de başladın mı kullanmaya? Kullanıyorum. Kaç yaşındasın? Kaç yaşında? 11. 11 yaşındasın. Bayağıdır kullanıyor olman lazım. Abin anaokuluna başladığına göre sen de 5 yıldır kullanıyorsun değil mi? Geçik 5 yıla. Daha da fazla. Evet, şunu da soralım. Traktörle ilgili ne işler yaptın? Yani traktöre, baban seni traktöre bindirdiğinde tarlada hangi işleri yaptın? Onları söyleyebilirsin mesela. Tabii ki bu sırada Hayati de efendim yanında oluyor evlatlarının. Öyle kullanmak derken eğitim amaçlı eğitim efendim. Amaçlı. Yani bunlar birer demo. Yani, eğitim amaçlı. Peki ben sana bir şey sorayım. Büyüyünce ne olacaksın? Çiftçi. İşte bu abi. Harika. İşte bu. İşte ya, evet, bence herkes alkışlamalı. Evet, bu tarafta sizler de alkışlamasın. Gurur duyuyorum. Bravo. Süper. İşte bu programın amacı gerçekten tam olarak buydu. Gençleri bu işe özendirmekti. Ki iki evlat birden bu işe özenmeyi bırak, traktörü şimdiden kullanmaya başlayarak idealini çiftçilik olarak belirlemiş. Bizler için de çok gurur verici anlardan biriydi. Berkay, teşekkür ediyoruz sana. Süpersin. Umutlarımızı, ümitlerimizi yeşerttin gerçekten. Kesinlikle. Tabii yarışma konusunda da efendim her iki yarışmacının da umutları sürüyor. Sizler de desteklediğiniz adaya mesajla destek vermek, şampiyonluğunu belirlemek için 6688'e Ahmet ya da Hayati yazarak kendilerini destekliyorsunuz ve şampiyonu belirliyorsunuz. Artık onlar bir şey yapmayacak. Sadece şampiyonu sizler belirleyebiliyorsunuz. Evet, çok güzel bir aile fotoğrafı. Güzel beklentiler var, harika bir geçmiş var, emek var ortada. Ve bir benzeri de bu tarafta var efendim. Şimdi sırada evet, ne var Yağmur Hayati'yi Hanım? Evet, Hayati çok konuştuk. Çok da güzel konuştuk ama biraz da Ahmet'ten bahsedelim. Şimdi Ahmet'in bir VTR'sine girelim. Hemen bakalım Ahmet neler yapmış arenada, nasıl geçmiş, VTR'sini izleyelim. İsmim Ahmet Tarık Oral. Aynen böyle kameraya çekiyor bak. Tapuda oğlum. Maydanoz mu yiyorsun oğlum? Maydanoz mu yiyorsun? Tamam şimdi sen bana dayanamam. Hadi hadi kapat hadi. Merhaba, ismim Ahmet Tarık Oral. Buraya ailemin ve eşimin desteğiyle katıldım. Gerçekten buranın atmosferi çok farklı. Türkiye'de herkesin gelip görebileceği bir yer. Bu heyecanı yaşamasını herkesin isterim. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Hastayım ama iyileştirsin. Eğer niyeti dalga geçmekse tövbeler olsun, hiç gelmesin. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir durum? Hazır mısın 3. sezona, duelloya, bu topraklara hazır mısın? İnşallah ayağımızı bastık, hazırız. Biraz da kısaca tanıyalım. İsmim Ahmet Tarık. Tokat Sile'den katılıyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu işi seviyorum. Geldik. Arenayı seviyor musun? Evet, tabii ki de. Ahmet'e bakar mısınız? İnanılmaz dönüşler. Tek fren mükemmel. Ahmet'e bakın siz Ahmet'e. Tek frenler güzel. Maşallahı var. Ahmet süresini tamamlıyor. Abi şurada onun çukuruna düştüm. Ters taraftan gitmem lazımdı. Vallahi bak şu HD taraftan değil de bir taraftan gideydim. Şunu yıkardım ama 5 saniye çok
Yıkardım aslında 5 saniyeyi de olsa. Yine aynı anlama geldi. Yine aynı anlama geldi ya. Taş orada gaz az verdim, şurada gazı çok verdim. Geliyor. Ahmet süresini tamamlıyor. O rakibime yani ne söyleyeyim ki? İyi olan kazansın. Ha ben burada anladım ya. Burada heyecan burada... heyecanlı olduğum için acele etmeyeceğim. Yavaş yavaş. Bu acele etapta etmeyeceğim. Hele de balye etapında var ya. Babam bana köyde hiç traktör olsun, araç gereç olsun öyle şeyleri hiçbir zaman esirgemedi çocukluğumdan beri. Onun desteği üzerimde çok. Buradan ona çok çok teşekkür ediyorum. İyi olan kazansın. Ahmet bu nasıl hız? Ahmet göbeğe girişini yaptı bile. Şu anda heyecan dorukta. Bir sağ fren, bir sol fren. Ahmet çok hızlı. Son meteler geliyor ve galibiyetini ilan ediyor. Büyük finale Tokat adını yazdırıyor. Ben de değilim Ahmet! Sana kurban olurum lan! Çok güzelim. Evet efendim, böylece Traktör Arena'nın şampiyonunu belirleyeceğiniz süreyi doldurmuş bulunduk. Bu andan itibaren gönderilecek SMS'ler geçersiz sayılacak. Artık desteğinizi şu ana kadar gönderdiğiniz SMS'lerle şampiyonu belirlediniz. Şimdi noterimiz sonuçları hazırlıyor. Birazdan şampiyonumuz belli olacak. Söylemesi kolay efendim, birazdan şampiyonu belli edeceğiz. Hakikaten söylemesi kolay ama burada yarışmacılarımız heyecandan neler yaşıyorlar bir bilseniz. Tabii bu ana kadar 6 aylık bir serüvenin, 25 haftalık bir serüvenin artık son anları, belki de son 10 dakikası, 15 dakikası bir şampiyon çıkacak. Ama onlar her biri illerini müthiş temsil ettiler. Bunu bağlanan telefonlarda da bağlanan kişiler zaten ifade etti. Gönüllerin şampiyonu oldu her biri. Ancak son sözlerini dinlemek üzere kendilerine, yarışmacıların ailelerine hak tanıyacağız. Onlar da son bir görüşlerini paylaşacaklar, duygularını paylaşacaklar. Ardından biri mağlup olacak, biri şampiyon olarak tekrar görüşlerini, mutluluğunu bizlerle paylaşacak. Bakalım bir tahminleri var mı? Tabii ki kendilerini tahmin ediyorlar ancak duygu düşüncelerini alacağız. Şimdi Ahmet tarafından başlayalım. Ahmet, önce senden değil eşinden başlamak istiyorum. Çünkü o son MTR'de çığlıkları yine kulağıma ve o anda arenada gözümün önüne geldi. Senden dinleyelim. Şu anda artık destek verecek herkes desteğini verdi ve şampiyon aslında belli. Sadece sonuçlar birazdan bize ulaşacak. Neler hissediyorsun? Neler hissediyorum? Ya çok mutluyum çünkü... Bu televizyona bağlanıp da bize destek veren tüm dostlara, akrabalara, tokatlılara, herkese teşekkür ediyorum. Eşimin arkasındalar. Temecikköyü Dernek Başkanı Yüksel Tokur'a da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. O da çalıştı, gerçekten elinden gelen her şeyi yaptı, eşimi destekledi.
Ne diyeyim bilmiyorum ya, çok heyecanlıyım. İnşallah eşim elinden geleni yaptı. İnşallah emeği boşuna gitmez. Ben onu hep destekledim. Sizin de gördüğünüz gibi hep yanındaydım. Evet, çocuklarımla. Şundan eminiz, bu destek ekrana yansıdı. Aynen. Emekler boşa gitmedi kesinlikle. Bu inşallah, tablonun o kadar güzel mesajları var ki onlar yerini buldu. İnşallah, boşa giden hiçbir şey yok. Boşa gitmez. Tokat'a güveniyorum ya. Peki, Türkiye'ye de güveniyorum. Sizlere güvendi ve arenaya yolladı. O güveni aynen, boşa çıkartmadınız, finale kadar ulaştınız. Ailecek. Yani evet, biz o ailecek. Yarışmada neredeyse sen de kullanmış kadar oldun diyebiliriz. Aynen, değil mi? Çocuklarımla geldim. Çocuklarım küçük olmasına rağmen o heyecanı ben de yaşadım. İyi ki gelmişiz, iyi ki burayı görmüşüz. Eşimle gurur duyuyorum her zaman dediğim gibi. Onu çok seviyorum. Ailemi de seviyorum. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgememişlerdir. Onlara çok güveniyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür bir şey ediyoruz. Daha. Ve söz eşinde. Evet Ahmet. Evet. Bu anda artık belki de söylenecek, duyguları ifade edecek kelime bulmakta zorlanabiliriz. Yani bunu açıkça söyleyeyim. Görebiliyorum. Ama çok gururlandığım bir tablo vardı. Şu anda bunu gözlerinden okuyabiliyorum. Gerek telefonla destek verenler, ulaşamayan ve destek verdiğini bildiğin kişiler, evet, reklam aralarında, canlı yayın aralarında telefon mesaj yağmuruna, telefon yağmuruna tutuldu gerçekten. Müthiş bir destek var sana. Bu destekler neler hissettirdi? Sence şampiyon oldun mu? Evet, ben o şampiyon olduğuma inanıyorum. Çünkü benim köyümde, Tokat'ta birçok destekçim olduğu kadar dışarıda gurbetçilerimiz de var. Eminim ki onlar da bana destek oldular. Gurbetçiler dediğim önceden köyümüzde oturan ama gurbete gidip orada hayatlarına devam edenler. Buradan İstanbul Dernek Yönetimine, İstanbul Derneği'ne, İzmir Dernek Yönetimine, Temecuk Dernek Yönetimine teşekkür ediyorum. Eminim ki onlar da bizi çok çok desteklediler. Bunu dile getirme fırsatımız olmadı. Herkes yayına bağlandı. Hı hı. Sözlerime son verirken inşallah hak eden kazansın diyorum. İyi olan kazansın diyorum. Başından da söyledim, büyük konuşmayı sevmem. Gerçekten kim hak ettiyse o kazansın. Buradan beni destekleyen Tokatlılara, Zilelilere, köylülerime, ayrıyetten benim de oraya gidip çalıştığım Erzincanlılara çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Artık heyecandan da konuşamıyoruz. Peki Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii diğer tarafa dönmek lazım. Bir de Edirne tarafına söz verelim değil mi Yağmur? Kesinlikle söz vermek lazım. Ben hanımlardan başlamak taraftarıyım her zaman için. Acaba neler hissediyorsun, ne düşünüyorsun şu anda? Artık biliyorsun ki sonuçlar belli. Acaba neler oldu? Ya konuşmak çok zor. Şu anda son dakikalar. Sen yoktun yarışlarda. Ben yoktum, ben gelmedim. Eşimin... Yani eşim getirmedi daha doğrusu. Evet, onun bir gerekçesi vardı. Kaybederse bizi üzülürüz anlamında hiç getirmedi o. Ama dedi finale kalırsam dedi sizi götüreceğim dedi. Sevincimi ortak edeceğim dedi. Evet, bu bilgi enteresan oldu. Şimdi aynen, eğer kaybedersem üzülmeyin diye getirmemiş. Demek aynen, ki bir kaybetme sadece endişesi var. Sadece finale kalırsam dedi götüreceğim sizi dedi. Sevincimi ortak edeceğim dedi. Ve öyle de yaptı. Hayat yalnız bunu hiç belli etmedi. Yani bir endişe taşıdığına dair emareyi hiç görmedi. Yok, endişesi zaten yoktu. Hiç yoktu. Kendine güvendi. Biz ona güvendik. Ailesi olarak sürekli arkasındaydık. Destekledik. Hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı herkes olsun. İçin. Hayırlısı olsun. Evet, bize kesinlikle destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. O coşkulu kalabalık. Aynen, aynen. Çok güzel. Peki Hayati, sen ne söyleyeceksin? Artık biliyorsun SMS'ler son buldu. Sence sen birinci oldun mu? Bu traktörü kazandın mı? Şimdi tarlanın sürümünü yaptık, patatesleri ektik, topladık. Hepsini yaptık burada. Her şey güle oynaya geçti, güzel geçti. Eğlendik. Ama buraya vermiş olduğumuz bir emek, bu emeğin de karşılığını artık dakikalar içerisinde alacağız diyorum. Şimdi ben halkıma, köyüme, ilçeme, ilime, Trakya'ma bu heyecanı yaşattıysam ben şuna, şu ilahi takdire güveniyorum. Onlar da bana şimdi burada bu heyecanı yaşatacaklar diye kesin konuşuyorum. Çünkü inanılmaz sürelere imza attığım için bazısı inanmakta zorluk çekti.
Hep videolar ne zaman yayınlanacak, ne zaman yayınlanacak hep böyle beni şey yaptılar. Devamlı telefonla görüşmelerle hep haberdar ettik insanları. İzleyenler de daha sonradan tekrar dönüş yaptılar. Gerçekten çok büyük gurur verici bir tablo dediler. Bu yüzden de ben o heyecanı yaşattığıma düşünüyorum. Şimdi izledikçe de yine hala aynı heyecana geri dönüyorum. Ben oraya imza attım ya, onlar da buraya imzasını atsınlar artık. Yani bu kadar da olmasın. Şimdi buradan da artık son dakikalarda buradan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Enes Belediye Başkanıma, vekillerime, 851 sayılı Yağlı Tohumlar Başkanımıza ve müdürümüze, buradan hepsine destekleri için, bizi destekledikleri için, hı hı, Ziraat Odaları Başkanlarımıza, arkadaşlarıma, köy muhtarıma, anneme, babama, burada tabii o ailenin daha büyük desteği vardır her zaman için, içeriden işleyen, dışarıdan da büyük desteklerim vardı. Arkadaşlarım hep katılmamı istediler buraya. O yüzden artık bu işin geldik yüzdük kuyruğuna geldik. Geldik artık zurnanın zur dediği yere diyeceğiz. Peki efendim, tam o yerdeyiz işte. Saatler gece yarısını artık göstermek üzere ve biz sonuçları almak üzere noter yeminli başkatibi Sayın Nagihan Aktaş'ı huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Ve arenanın sonuçlarını Nagihan Hanım'dan teslim alıyoruz. Tabii ki belki söyleyeceği sözler var. Sizi ortaya alalım efendim. Oylama sonuçlarını da ben sizden alabilirim. Ellerim titreyerek zarfı teslim alabilirim. Gerçekten bunca ay ve yolculuğun sonunda şampiyon bunun içinde duruyor. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle iyi geceler diliyorum. Her ne kadar görevim gereği oylama sonuçlarını biliyor olsam da bu yarışma ortamını iki taraf için de güzel bir anı olarak kalmasını diliyorum. İki tarafı da şimdiden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Nagihan Hanım. Mikrofonu da alalım sizlerden. Arenanın sonucu ellerimizde. Sizlere de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler. An bu an. Evet. Gerçekten yani bu ana kadar belki bedenen yoruldum ama bu zarfı tuttuğumda öyle bir ağırlık hissettim ki bunu tarif edemiyorum. Sadece hissettiğimi söyleyeyim. Şöyle bir şey yapalım. Ben bu zarfı açmayayım. Sonucuna bakmayayım. Tabii ki sonucu açıklayacağız, merak etmeyin. Gerçekten bilmiyorum kim kazandı. Bu zarfın içinde yazıyor. Ancak ben o zarfa baktıktan sonra sonucu söylemekten ziyade sonuç ekrana geldiğinde ben de ekrandan öğrenmek istiyorum. Şu anda gerçekten yükü çok ağır. Yani herkes bunu hissedebiliyordur eminim. Bizler de merak içindeyiz. Şimdi yönetmenim beni uyarıyor. Kazananın önce yüzdelerini göreceğiz diyor. Evet, ekrana yansın bakalım. SMS sonuçlarının yüzdeleri, isim belli olmadan yüzdeler önce ekrana geliyor. Bakalım hangi ilin temsilcisi yüzde olarak daha önde, daha yüksek gidiyor. Evet efendim. Bir halk oylamasıydı bu, Traktör Arena'nın şampiyonunu belirlemek için. Yüzdeler hangi il lehine daha yüksek? İnanılmaz. İnanılmaz bir sonuç. %49.76, %50.23. İnanın bu kadar yakın bir sonucu ben de beklemiyordum. Konuşmakta zorlanıyorum. İnanın zorlanıyorum. Artık zarfın ağırlığını bir kenara koydum. Sonuçların birbirine yakın olması da inanılmaz bir ağırlık hissettirdi bana. Şampiyonu çok merak ediyorum. Şampiyonu ben de bilmiyorum. Şampiyon ekranlara gelmek üzere. Son saniyeler ama bu kadar yakın sonuçlar belki defalarca dile getirdiğimiz bir gerçeği tekrar yansıttı.
Her ikisi de gönüllerin şampiyonu. Her ikisi de bunu sonuna kadar hak etti. Her ikisi de şampiyon ama resmi sonuçlara göre gerçek şampiyon kim? Bizler de artık konuşmayalım. Sadece ekranlara bakarak bu anı bekleyelim efendim. Şampiyon kim oluyor? Ailenin şampiyonu, bunca yolculuğun sonunda bu sevinci hak eden ailenin şampiyonu Ahmet Tarık Oral. Birbirine çok yakın sonuçlar. Bu coşkuları arenada da yapan eşi bir kez daha sevinç yıllıkları atıyor. Bu müthiş an, bu harika an, bu sevinci yaşamayı gerçekten hak ettiler. Traktör Arena'nın 3. sezonunun şampiyonu, Tokat temsilcisi Ahmet Tarık Oral. Eşinin de dediği gibi, hissettiği gibi şampiyon olmayı başarıyor Ahmet Tarık. Ve bu sevinci ailecek yaşıyorlar. Teşekkürler. İşte teşekkürler Türkiye, teşekkürler Tokat. Bu sevinci hak ettiler. Traktör Arena'nın şampiyonu oldu Ahmet Tarık Oral. İnanın sonuçları, ağırlığını ben hissettim. Bu kadar birbirine yakın sonuçlarla arenanın şampiyonunu belirlemek de ayrı bir şey. Gerçekten ifade etmekte zorlanıyorum. Onlar nasıl bir sevinç yaşadılar, o anı bizler de paylaştık ve son derece duygulandık. İnanın konuşmakta ben zorlanıyorum. Bu mutluluk tablosunu bu aile hak etti, diğer aile de hak etti ve sonuçlar da birbirine son derece yakındı. 0 nokta küsuratla belirlendi. Yani ekrana yansıdı ve hep beraber gördük. Bu kadar yakın sonuçlarla bir şampiyonu belirlemek de Türkiye'nin her yerinden her iki adaya da destek verdiklerini ve ikisinin de şampiyonluğu hak ettiğini gösteriyor. Ancak bu yolun sonuna daha da mutlu sona diyelim. Çünkü gerçekten mutlu bir tablo. Daha da mutlu sona ulaştın Tarık. Ahmet Tarık Oral. Bu isim arenaya kazındı 3. sezon şampiyonu olarak. Ahmet, duygularını almadan önce sahneye Başak Traktör'ün direktörünü çağırmak istiyorum. Evet efendim, Gökhan Bey bizlerle. Sayın Gökhan Bayramoğlu, Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii ki bu programın hayata geçmesinde, Başak Traktör'ün ana sponsorluğunda gerçekleşen bu programda temsili bir anahtarı şimdi teslim edeceğiz. Öncelikle anahtarımızı isteyelim efendim. Sonra Gökhan Bey'e mikrofonu uzatacağız. Öncelikle anahtarı alalım. Diğer hediye çeklerimizi birazdan alacağız. Gökhan Bey, bunu size takdim edeyim. Ve mikrofonu da size uzatacağım. Çünkü Ahmet daha duygularını yaşıyor. Soluk soluğa öncelikle Başak Traktör tarafında neler hissedildi, neler yaşandı, neler söylemek istersiniz? Evet, 6 aylık zorlu bir maratondu. Gerçekten bizim için çok büyük bir gurur verici bir olay. 104 yıllık bir firmayız. Köklü bir firmayız. Burada gerçekten Türkiye'nin aydınlık yüzleri olan iki tane birinci var aslında. Sonuçta sonucu belirleyen SMS'ler oldu. İkisi de hakkıyla yarıştı. Buralara geldiler. Evet, sonuçta bir birinci olacaktı. O da Tokat, Zile, Ahmet oldu. Ben kendisini çok tebrik ediyorum. Ve traktörümüzü 2075 Plus yeni geniş kabin traktörümüzü kendisine hem Başak Traktör adına hem İş ve Tarım Makineleri Grubu Başkanımız Sayın Sami Konukoğlu adına vermekten, takdim etmekten büyük gurur duyuyorum. İnanın ben de çok heyecanlandım. Yani o kadar büyük bir gurur tablosu ki bu. Ne desek yeridir. Hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Bereket TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir programa vesile olduğu için. Hani biz de hasbelkader destek olduk Türk tarımı için. Ama genç çiftçilerimiz, genç arkadaşlarımız bu bizim için gerçekten büyük gurur veriyor ve umut vaat ediyor gelecek için, tarım için. Tebrik ediyorum. Başka söyleyecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet, seni böyle Gökhan Bey'in yanına doğru alalım. Temsili anahtar şimdi, daha sonra da gerçek traktör tabii ki teslim edilecek. Böylece anahtarı
Tebrik ediyorum. Traktör Arena'nın şampiyonuna teslim etmiş oluyoruz. Hayrını gör, bol bol reklamını yap. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Evet, şimdi bu anahtar tepsili anahtarı aldık. Şampiyon olduk, tabii heyecanlıyım. Aslında bu traktörü ben eşimin desteğiyle aldım. Kazanırsam da bu traktör senin dedim. Bu anahtarı ona vermek istiyorum. Harika, harika, harika bir tablo. Evet, bu anahtarı o hak etti çünkü. Evet efendim, böylece aslında gerçek şampiyonun daha da gerçeği. Evet, yani eşim, evet. Zaten ben bir Başak ailesiydim ve öyle de devam edecek. İleriden gelen bir şey. Bunun gururunu yaşıyorum, çok heyecanlıyım. Tabii bunun arkasında yine dediğim gibi başta eşim, ailem, tüm köylüler, Silis Özü, Tokatlılar, ayrıyetten gurbetçiler. Ve benim gibi genç çiftçiler, emekçiler, bütün tüm arkadaşlarım bana destek verdi. Bunları ona borçluyum bu zaferi. Tabii diğer arkadaşımız da çok başarılıydı. Onu da tebrik ediyorum. Canı gölden kutluyorum. Heyecanlıyım. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Tabii ki hemen mikrofonu tekrar alacağım ben. Çünkü Gökhan Bey'i yollamıyoruz efendim. Bir takdim daha olacak. Tabii ki şampiyonu biraz daha duygularıyla ve temsili anahtarıyla baş başa bırakırken diğer bir şampiyon diyeceğim. Gönüllerin şampiyonu Edirne tarafına da döneceğim. Çok gurur duymalısınız bu ana kadar yaşadıklarımızdan. Ama bir şampiyon oluyordu ne yazık ki. Ve onu da SMS sonuçları belirledi. Bir teselli hediyemiz var. Onu da lütfen rica ediyoruz. Gökhan Beylerden de size takdim etmesini rica edeceğiz. Efendim her ikisini de alalım. Evet, öncelikle şöyle çevirerek ben de diğerini göstermekte yardımcı olayım. Evet, bir teselli hediyesi yarışmanın ikincisine Başak Agri'den %10'luk bir indirim çekip Gökhan Bey sizler Hayati Bey'e teslim edebilirsiniz. Yarışmanın ikincisine hayırlısı olsun. Traktör Arena'nın şampiyonu olamasa da Edirnelilerin takdirini kazanan, gönüllerin şampiyonu olan Hayati. Evet, belki de yeni sezonda Hayati'yi tekrar izleyeceğiz. O rekorlar hala Hayati'nin lehine ve kırılamadı efendim. O iddiasını sürdürüyor, rekorları kırıyor. Ancak sadece isminin yanına Traktör Arena şampiyonu yazdıramadı. Onun dışında rekortmen sıfatıyla bu sahada, bu stüdyoda bulunuyor. Efendim bir hediyemiz daha. Yine temsilen Hayati Bey'e verebiliriz aslında. Çünkü Traktör Arena'ya katılan, yarışan bu sezon 200 evet. kişiyi de evet. temsil eden Hayati olsun. Her yarışmacı Başak Traktör'den %10 enflasyonla topyekun mücadele indirimi artı. Artı %2. Evet. Artı %2 bu programa özel indirim kazanacaklar. Evet. Bunu da diğer bütün yarışmacılar adına ben Hayati Bey'e takdim ediyorum. Buyurun efendim, buyurun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, tabii ki hep dedik ya gönüllerin şampiyonu ama 200 kişi de burada yarıştı. Ve 200 kişi de arenanın bu muhteşem tablosunu oluşturdular. Ve onların her birine de Başak Traktör'den bu güzel hediye çeki adlarına hazırlanan çeklerle teslim edilecek. %12'lik bir indirimi aslında tüm yarışmacılar kazandı. Dolayısıyla yarışmayı herkes kazanmış oldu diyebiliriz. Ancak büyük ödül 2075 Plus Tokat'a gidiyor. Hatta Ahmet'e değil eşine gidiyor. Ahmet'e önce evet, ardından söz eşine ulaşacak. Ben söz verdiğim tamam. gibi sözümü tuttum ve onun adına yapacağım traktörü. Tamam, ruhsatını kontrol edeceğim tamam, Ahmet. Müdürüm. Tamam müdürüm. Burada canlı yayında hayırlı var. Olsun. Tüm Türkiye'nin önünde söz veriyorum. Tamam. Eşimin adına olacak traktör. Hayırlı olsun. Süper, teşekkürler. Hayırlı olsun. Süper efendim. Adeta bir evlilik cüzdanını hanımefendilere aynen. vermek gibi oldu değil mi? Traktörün ruhsatı eşinin adına çıkıyor efendim. Buradan şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir şey daha söyleyelim. Son bir söz. Tabii her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı genç kadın vardır. Benim de arkamda öyle bir kadın var. Bununla da gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Harika cümleler bunlar efendim. Böylece koskoca bir sezon. Traktör Arena Duello 3. sezonunu bu gecede şampiyonunu belirleyerek ama daha da önemlisi siz değerli izleyicilerimizin takdiriyle belirleyerek şampiyonu ilan etti. Buradan tabii en son teşekkürü de ben etmek istiyorum.
Öncelikle Bereket TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halilullah Kasaba, tüm bu güzel tabloların oluşmasında vesile olan kişiyi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Şahsi ve izleyiciler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu programın ortaya çıkmasında, yönetilmesinde değerli yönetmenimiz Osman Kuloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ve isimlerini saymakla yetiştiremeyeceğim arkada onlarca, yüzlerce Bereket TV'nin her ferdine, bu projeye emek veren her kişiye tek tek teşekkür ediyorum. Bu vesileyle efendim, yeni bir sezonda, Traktör Arena'nın 4. sezonunda nice genç çiftçilerle, nice güzel tablolarla, nice iddialı çiftçilerle yeniden bir araya gelmek ve yarışmak dileğiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.